Kırmızı beyazım, baş tacısın kalbimizde. Türkiye'm, sen tutkusun, sen coşkusun yüreklere. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız. Bir efsaneydi o günler, Türkiye'm teşekkürler. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız. Bir efsaneydi o günler, Türkiye'm teşekkürler. Lay 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 lay. Evet, yine futbol dolu bir akşamda siz sevgili seyircilerimize birlikteyiz. Çekler 2-2'lik beraberliği sağladı. Hırvatlar adeta kendi ayaklarına sıktılar. Olacak şey değil. 2-0'ı buldular. Her şey onlar için lehine gidiyordu. 3'ü 4'ü 5'i bulabilecekleri pozisyonları da elde ettiler. Değerlendiremediler. Sonrasında ikinci yarıda oyuna dahil olan Skoda'nın atmış olduğu 76. dakikada atmış olduğu gol var. Ve artık maç 2-1. Çeklerin, Hırvatların lehine bitecek derken bir anda Petr Çelik'in olduğu tarafta Hırvat seyirciler bir anda azdılar. Oraya meşaleleri attılar. Hakem topladı bütün işte hakem heyetini. O yanıcı maddeler, meşaleler söndürüldü. Tabii maça doğal olarak bir yaklaşık 6-7 dakika ara verildi. Ve sonrasında maça tekrar başlandı ve Çekler İlk atakta penaltıyı sağlamış oldular, elde etmiş oldular. 21 numaralı Vida'nın gerçekten inanılır gibi değil. Bu kadar acemice yapılmış bir hareket. Elle topu kontrol etti. Hava topunu yükseldi. Eller başının üzerindeydi. Ve hakem de net penaltıyı gösterdi. Ve Bursa sporlu Necit topun başında, Thomas Necit geldi. 90+3'ü gösterirken Çekleri 2-2'lik beraberliğe taşıdı. Hırvatlar bizi yenmişlerdi. Bugün buradan alacakları beraberlik 4 puan. Onları mutlaka tabii ki çıkartacak bir üst sıra. Ama en azından Çekler için ve bizler için kötü oldu. Çekler tabii ki bu 1 puanla şimdi Türkiye maçına çok daha farklı bakacaklar. Oradan en azından bizim maçta yenilmemek için bir beraberliğin bile kendi adlarına yetebileceğini düşünebilirler. 2 beraberlik bizi acaba en iyi 3. yapıp, en iyi 3'ler arasına sokup çıkartabilir mi diye düşünecekler. Müsabakada şu anda 90+8 dakikanın içindeyiz ve Çekler atak yapıyor. Seyirciler coşmuş durumda, Çek seyirciler. İster misiniz bu moralsiz Hırvatlar bir gol daha yesinler? İnşallah yemezler. O anlamda gerçekten kötü olur. Çünkü iki takım da o zaman 3'er puan yapacak. Ve bakalım hakem bir korner atışı daha dedi. Sonrasında tabii ki yaklaşık 65 dakika sonra Nice, İspanya ile çok kritik bir 90 dakikaya çıkacağız. Bu maçın bilgilerini vereceğiz. Milli takımımızın kadrosunu sizlere aktaracağız. İspanya'nın kadrosunu vereceğiz. Fatih Terim'in Arda Turan'ın dün söylemiş olduğu sözlerden bahsedeceğiz. Ama önce şu maçı bitirelim. Şimdi Çekler sol taraftan bir korner atışı kullandılar. Hırvat savunması bu tehlikeyi uzaklaştırıyor. Derken bir Çek atağı daha, evet Çek atağı daha gelişiyor sol taraftan. Orta. Evet, bir foul atışına hükmetti. Yani Çekler durdu. Son 20 dakika açıldılar. Ve Hırvatlar da ciddi anlamda maçtan düştüler. Adeta koptular. 2-0'ı bulunca maçı da bıraktılar. Labali, lakayt davranışlar içinde yer aldılar. Mutlak pozisyonları böyle kötü, acemice vuruşlarla inanılmaz fırsatları cömertçe harcadılar. Ve sonrasında önce Skoda, ikinci yarıda oyuna dahil olan Skoda'nın vuruşuyla, evet, müsabaka şu anda sona erdi. Çek Cumhuriyeti ile Hırvatistan 2-2 berabere kaldı. Ivan Perisic 37'de çok iyi vurdu sol ayağıyla. Kontratakta Çek uzandı ama kurtaramadı. 1-0 öne geçti Hırvatlar. 59'a Rakitic, Brozovic'in pasında Hırvatları 2-0'lık skora taşıdı. Üstünlüğe taşıdı. Ama sonrasında maçı bırakmayan Çekler önce Skoda, sonra da Thomas Necit'in atmış olduğu gollerle bu müsabakadan beraberlikle ayrılmayı bildi.
Bu durumda ne oldu? Hırvatistan 2 maç sonunda 4 puana ulaştı. Çekler İspanya'ya mağlup olmuşlardı. Ve bu defa Hırvatlarla 2-2 berabere kalarak ikinci maç sonunda ilk puanını elde etmiş oldu. Sevgili Engin Verel, önce bu maçı konuşalım. Sonra milli takımımızın maçına değineceğiz. Az sonra sevgili Ömer Çatkış da şu dakikalarda iftarını yapıyor. Allah kabul etsin bütün oruç tutan Müslüman kardeşlerimizin. Sevgili Engin Verel, biz hemen devam edelim. Tabii. Maçı şimdi değerlendirelim. Açık söyleyeyim. 2-0 olduğu zaman Türk milli takımı için ümitlenmiştim ama 2-0'dan sonra sanki iki komşu takım anlaşmışçasına 2-2 bitirmesini anlamak mümkün değil. Bu kadar presli oynayan bir Hırvatistan son 15 dakikada sahada yürüyen ve yeniden doğan bir Çek Cumhuriyeti. Penaltıyı da anlamak mümkün değil. Orada o el hareketi niye yapıldı? Kafayla çıkması gerekirken elle penaltı yaptırması. Vallahi biz bir sürü şeyi konuşuruz kendi ülkemizde ama dünya şampiyonlarında, Avrupa şampiyonlarında da geçmişte olduğu gibi birçok istem dışı skorları yaşadı. Türk futbolu, Avrupa futbolu. Bugün de ben şahsen 2-0'dan 2-2'lik skor açıkça söyleyeyim bizim için zoru daha zor yaptı. Belki... Ya biz ama her halükarda zaten en iyi üçüncü olmak istiyorsak ne yapıp ne edip çok bugün güzel puan alabiliyorsak alacağız. Alamazsak daha iyi. Çekleri yenersek ben 3 puanla bile en iyi üçüncü olacağımızı düşünüyorum. Şimdi Çekleri yenersek dedin doğru. Ama bu maç eğer mağlup bitirseydi, yani 2-0 olsaydı bizim avarajımız iyi olabilirdi. Tabii ki İspanya maçının ne olacağını bilmiyoruz. Ama şimdi mecbursun yenmeye. Öbür türlü beraberlik yarayabilirdi diye düşünüyorum. Ama bu Çekleri de biraz yenmek ve sevgili Fatih Terim'in çıkaracağı kadroyu da gördüğümüz zaman İspanya kendini maçının... Kendini kendin keseceksin. Aynen öyle. İspanya maçının zor yeneceksin olduğunu tahmin ediyorum. Dediler, dün futbolcuları dinledim, Fatih Terim dinledim. Bu maçta çok daha farklı olacağız. Nasıl olacaklar? Ben merak ediyorum. Demek ki ona göre... Motivasyonları gece gündüz izlemişler İspanya'yı. Ona göre önlemlerini alacaklar. Bu maçtan bana göre bir puan şart. Şimdi karamsar... Çekleri yani 4 puan. Hiç karamsar, düşünmeden çık. Karamsar olmayalım. Doğru. Ümitli olalım. Ama biz hem iyiyi çok abartıyoruz, geçmişi çabuk unutuyoruz. Gerçekleri görmeyi de pek istemeyen bir futbol kamuoyuyuz. Biz nasıl çıktık? Onu bir analizini yapmak lazım. Yani İspanya 1-0 göre... yenmedi mi arkadaşlar Çekleri? İspanya 1-0 yendi. Tamam, o zaman Çekleri şimdi avarajı -1'de. Yani 2 attılar, 3 yediler. Doğru. -1. Bizim -1 mağlup olduk. İspanya bakalım, evet. İspanya'da Hırvatların avarajı da +1'de. Doğru. Ben şunu gördüm. Bugün Hırvat seyircileri adeta maçı kazanmamak adına, evet, enteresan, bombayı koydular sahaya. 2-1 galipken o hareketlerin ya yapılması... 2-1 galip takımın farkına gidecekken... Ha neden yani? Niye meşale attın? Nasıl ya, yardımcı hakem vardı orada. Kafasına geldi diyelim ki meşale veya bozuk para. Çok önemli. Dedik hadi içeri giriyorum, maç bitti. Büyük, evet, ben mağlup oldu. O da olabilirdi. Yani bu... Anlamak mümkün değil Hırvatistan'ın seyircisinin ne yaptığını, ama tabii ki bu maçın skorundan sonra biz ne yapacağımıza bakalım. Yani Fatih Terim bilindiği gibi Hırvat maçından önce futbolun gerektirdiği her şeyi söyledi. İşte milli takımımız böyle oynayacak, bunu yapacak. Zaten futbolun temel ilkeleri var, 7-8 tane. Bunları söylemek güzel de sahada yapılması, yaptırılması çok zor. Biz maalesef Hırvatistan maçında bunları yapamadık. Sadece seyirci kaldık ama şans yine bizim yanımızdaydı. Belki de o gün 1-0 mağlup olduğumuz maçta 4-1, 3-1, 5-1 gibi bir skorla sahadan ayrılmış olsaydık, zaten en iyi üçüncüyü de biraz zor olarak girerdik diye düşünüyorum. Bugün bizim imkansız dediğimiz bir beraberlik bana göre, ki zor, açık söyleyeyim. Hayal satmanın bir anlamı yok. Sonra hayal satınca da insanlar üzülüyor. Yani biraz gerçekçi olmamız lazım. Bugün Çekoslovakya'yı, Çek Cumhuriyeti'ni gördükten sonra, yani salı günkü maç içinde bugünkü futbolumuza bakacağız, oynanan oyuna bakacağız. İstek, arzu, sahada yapılması gereken. Yani artık futbolda bakıyorum ben, Arnavutluk dahil koşmadan oynayan hiçbir takım yok. Kaleci konularına sevgili Ömer kardeşim. Ömer'e de merhaba diyelim. Sevgili Ömer Çatlıç, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber, iyisin? Teşekkürler. Allah kabul etsin kardeşim. Amin.
Ömer, gördün mü son bölümdeki olayları? Evet. Göz ucuyla izleyebildin mi? Şu var, net şunu söyleyebilirim. Biz bitti demeden bitmez. Hep öyle bir söylemimiz vardı. Evet. Ama bence bu turnuvada bizim dışımızdaki bütün takımlar bunu yapabilecek güçte. Fakat biz oynamış olduğumuz oyunla biz bitti demeden bitmez söylemini yerine getirebilecek bir oyun anlayışında değiliz bence. Açıkçası. Fatih Terim zaten öyle dedi ya, biz daha başlamadık dedi. Hani biz bitti demeden bitmez de daha başlayamadığımız için dedi. İnşallah yalnız, bu sloganın yerine gelmesini istiyoruz dedi ama bana, tabii inşallahla maşallahla olmuyor. Çıkacaksın, koşacaksın. Bugün adamlar 2-0, 3-4 olurdu. Olmadı. Biraz daha bari davrandılar. Sonra bir asıldılar işe. Maçı kazanıyorlardı son saniyelerde. Ya ben şuna inanıyorum. Bir masal kimse beklemesin bu turnuvada. Tamam, 2008 yılında belki bir peri masalı vardı. Fakat hep anlatmaya çalıştığım, mesela o zaman Emre, Nihat, Hamit çok iyi zamanındaydı. Semih çok iyi Nuri. Zamanındaydı. Nuri aynı şekilde. Bu oyuncular hep sorumluluk alan oyunculardı. Ve sahaya çıktıklarında işler ters giderse oyuna müdahale edip kendi görevlerinin dışına çıkıp da bazı bireysel becerileriyle sonuç alabilecek oyunculardı. Ama aradan geçen zaman içerisinde 2016 futbolunda artık yeni nesil oyuncular teknik direktörlerden görev tanımı bekliyorlar. Ve eğer o görev tanımının içerisinde onların yapacağı doğru koşular, yapacağı doğru pozisyonlar yok ise sadece kendi görevlerine bakıyorlar ve başka sorumluluk almak istemiyorlar. Çünkü ben hep şundan dolayı diyorum, şu bana çok ilginç geliyor. Mesela Slovanya maçında çok net bir şekilde göründü. Arda ve Hakan Çalhanoğlu'nun kanatlarda olmayacağı çok net bir şekilde belliydi. Fakat biz Hırvatistan maçına çıktık, aynı şekilde. Bu maça çıkıyoruz yine aynı şekilde. Çünkü ben hep şunu ısrarla söylüyorum. Yani Arda ve Hakan top taşıyan oyuncular olmamalı bizim milli takımımızda. Bizim milli takımımızda topu taşıyan oyuncular Volkan Şen olur, Emre Mor olur, Olcay olur. Bu tip oyuncular top taşıyan oyunculardır. Ama Arda ve Hakan Çalhanoğlu 3. bölgede. Siz onlara topu getirirsiniz, orada onlar bir iş yapabilirler. Ama onun dışında siz Arda ve Hakan'a rakip beklerini de kovalama görevi verirseniz daha 60. dakika olmadan bu iki oyuncu da oyundan düşerler. Ve ondan sonra da Arda özür dilemek zorunda kalır. Ben aslında bakın, oyuncuları ben burada çok fazla eleştirmek istemiyorum. Çünkü ben hep şuna inanıyorum. Hangi oyuncu hangi oyuncuyla beraber oynar ise takıma daha fazla katkı verir. Bunu bulabilen kişiye ben teknik direktör deniyorum. Yani teknik direktörün bence tanımı budur. Biz maalesef Hırvatistan maçında ve hazırlık maçındaki Slovanya maçında da bunu net bir şekilde bulamadığımızı düşünüyorum. Zaten Hırvatistan maçında baktığın zaman kaleci Volkan'ı çıkartalım. Geriye kalan 10 kişinin 4.5'u takımlarında oynamayan. Hı hı. Takımlarında oynamayan 4.5'u. O buçukta Gökhan. Cenk oynamıyordu. Doğru mu? Evet. Arda oynamıyordu. Ozan oynamıyordu. Caner oynamıyordu. Gökhan'a koyarsa 4.5 kişi oynamıyor. Şimdi sen 4.5 kişi takımlarında oynamayan futbolcu sürüyorsun ama karşı takım futbolcular hepsi ilk 11'de oynayan ve sezon. Kendi ülkenin dışında, bak kendi ülkenin dışında üst düzey takımlarda oynayan. Sen şimdi bunu gördüğün zaman sevgili Fatih Terim haklı olarak, şimdi Fatih'i de fazla eleştirmek istemiyorum. Seçimde haksızlıkları, yani haksız demiyorum, yanlışları var. Ama biliyorsun milli takımda kulüpten gelen futbolcular kondisyon olarak ne algılıyor, ne veriliyor? Şimdi bakıyoruz ki Türk futbolu kondisyon olarak Avrupa'nın düzeyinde değil. Burada sadece Fatih Terim'in kabahati yok çünkü kısa bir zaman süreci içerisinde kondisyon olarak bir şey veremez. Onları iyi motive edebilir, taktiksel bazı duran topları kullandırabilir, rakipleri iyi tanımını verir. Futbolcudan da ister. Futbolcudan istemek önemlidir ama zaten futbolun belirli kuralları var. İstedin, yapamazsa ne olacak? Ama yapacak size katılmak gücü, mümkün değil. Yapacak yani gücü yoksa ne olacak? Şimdi bana göre çok hatalı bir milli takım. Türkiye bunu belki ben söyledim zaten. Hırvatistan maçından sonra vardı ama yani bu kadro bana göre baştan sonra mesela Konyaspor'dan bir tane oyuncunun olmaması bana göre doğru değil. Mesela yani şunu ekleyebilir miyim? Stoperlerde var. Eğer hatta kadro başlangıç seçimine gelirsek. Mesela şimdi baktığımız zaman bir stoper problemi görünüyor. Ama aslında bizim milli takımın bir stoper problemi yoktu. Ömer Toprak bence, Yalçın Ayhan, Ersan Gülüm. Evet. Bu üç oyuncuyu Fatih Terim kadroya almayarak stoper problemini yaptı. En büyük hatasını üretti yaptı. Yani. Çünkü bu olduktan sonra siz Mehmet Topal'ı mecbur stoper yaptın ama o zaman önlü bir oyu eksiktin. Aynen.
Bir de bana şu mesela çok ilginç adamı geliyor. İki yerinden ettin. Tabii. Stoperde başarısız kıldın. En önemli yerde ön liberodaki mevkisinde yok ettin adamı. Etkisiz hale getirdin. Halbuki Semih'i bile denese stoperde. Doğru mu? Yani ben kesinlikle bu maçta dahi denenebilirdi. Çünkü bence bu maçın kilit noktası bizim stoperlerimiz olmayacak. Orta saha bölgesi olacak. Orta saha çünkü çok önemli olacak. Ve hep şunu da ben eklemek istiyorum. Hep Oğuzhan'ın turnuvada yıldız olacağından bahsedildi. Ben buna asla katılmadım. Her katıldığım programda olmayacak. Çünkü sebebi şuydu. Oğuzhan kendi takımında Atiba ile beraber ikili, tandem oynuyor. Önlerinde de Sosa. Hep Oğuzhan defanstan hücuma geçişlerde o bağlantıyı sağlayan oyuncu. Atiba alıyor, veriyor ona. Aynen. O önünde de Sosa ile o küçük pasları hatırlarsanız hep Beşiktaş'ın o keyif veren oyunu. Burada onu yapacak adam yok. Burada çünkü şu şekilde oynuyoruz biz. Arkada stoperlerin önünde Selçuk tek ön libero. Ozan, Oğuzhan üçlü. En uçta da Burak veya Cenk. Siz bu şekilde iç orta saha olarak kullandığınız zaman Oğuzhan'ı o Beşiktaş'taki performansını mümkün değil göremezsiniz. Çünkü alışmış hep önündeki oyuncularla o küçük paslar yapmaya alıştığı için Oğuzhan performansı asla ortaya çıkmıyor. Mesela şurada da bana göre ciddi bir inatlaşma var. Yani ben olsam mücadele eden olacağı gibi bir adamı mutlaka koyarım. En azından ilk 11 onunla başlarım. Ozan da bu kadar ısrar etmesini hala anlamış değilim. Yani Volkan Şen gibi ilk 45 dakikaları daha iyi oynamış bir oyuncuyla yine başlanabilir. Yanılıyor muyum? Kesinlikle. Vazgeçemem dedi. Fatih Terim'in açıklaması var. Ozan, Selçuk, Oğuzhan'dan vazgeçemem diyor. Ama sen onlardan vazgeçemezsen kusura bakmasınlar da Fransa 2016 senden vazgeçer. Çok doğru. Yani bu, yani şimdi, sen bak, Mehmet'i koyacaksın ya şeye. Selçuk, Mehmet koyacaksın. Mehmet'in hemen önünde veya yanında Selçuk'u oynatacaksın. Yani Amerika'yı tekrar yeniden keşfetmenin anlamı yok. Benim esas düşüncem şu. Bizim orta saha eğer Mehmet Topal yanında Oğuzhan. Önlerinde 10 numara pozisyonda olduğu gibi Hakan Çalhanoğlu veya Arda, kanatlarda Volkan Şen veya Olcay, sağ tarafta da Emre Mor. Eğer biz bu şekilde çıktığımız zaman oyunun iki tarafında oynayabilecek bir oyuncu yapısına dönüşebiliriz. Ama eğer siz sadece Arda olsun, Hakan olsun, bu oyuncular hem topu ileriye taşısınlar hem de rakibin beklerini kovalasınlar. Bu görev verirseniz bunlar onu yapamazlar. Zaten bak şimdi burada açık bir net ortaya koyalım. Futbol orta sahada kuvvetliysen, orta saha ağırlığını koymuşsan kafadan 1-0 galipsin. Doğru mu? Burada anlaşıyor muyuz? Evet. Anlaşıyoruz. Şimdi bak bizim orta sahaya bak. Ozan, Selçuk, Oğuzhan. Fenerbahçeli Ozan, Galatasaraylı Selçuk, Beşiktaşlı Oğuzhan. Bu futbolcular tek tek alındığı zaman her takıma bir tanesi gerekir. Evet. Her takımda bir tane gerekir. Her takımda iki tane yok. Olmaz. Ama bizim bir takıma baktığımız zaman birbirine futbolcu kimlikleri birbirine inanılmaz benzeyen üç tane futbolcu Ozan, Selçuk ve Oğuzhan bence bir arada olmaz. En uyumsuz üçlüsü diye düşünüyorum. Aynen olmaz. Bak bunlardan birer tane olur. Galatasaray bir tane olur. Selçuk olur ama iki tane Selçuk yan yana oynayamaz. Aynen. Kimle oynadı Selçuk yıllarca? Melo ile yıldız oldu. Melo ile yıldız oldu. Gelelim şeye Oğuzhan'a kimle oynadı? Atiba ile oynadı. Ozan Sosa'yla oynadığı zaman oynadı. Kimle oynadı? Mehmet Topal'la oynadı. Hani üç hep tane tamamlayan oyuncular. Birbirlerini tamamlayan oyuncular. Birbirine eş değerde futbolcu kimliğine sahip, bunlar böyle sert, pres yapan, devamlı ileri gidip gelen futbolcular değil mi? Evet. Dediğin gibi Hakan'la Arda'ya baktığımız zaman da hem ataklarda hem defansif ofansif futbolda hem alıp gidecek hem rakibin defansını kovalayacak ne kondisyona ne de oyun stiline. Oyun stiline ayrıca Hakan'la Arda da yıllardır orta sahada serbest oynayan futbolcular. Evet. Kanatta onu aldığı zaman öldürüyorsun. Kesinlikle. Valla yani, Hakan Arda'yı böyle oynatırsa Hakan Çalhanoğlu ve Arda işte, bak yine Hırvat maçının temposunda kalırsa bu ikili Allah göstersen bugün üçlük falan oluruz. Bir çok de, ne söyleyeyim bak de, çok büyük bir kaza bizi bekleyebilir. Hayır bir de İspanya ayağa top oynayan bir ekip. Bak Caner formsuz. Yani, ben onu oradan da eleştiriyorum Ömer katılır mısın? Ama bak ona ben şunu ekleyebilirim. Caner'in kötü görünmesinin sebebi ne biliyor musunuz? Önünde oynayan oyuncu. Arda. Eğer siz ona sadece tek taraflı bir görev verirseniz ve önünde oynayan oyuncuyu da geri koşturmazsanız Caner hep 2'ye 1 kalmak zorunda kalıyor. Ama hem, çıkamadılar. Hem rakibin sağ bekiyle uğraşmak. Ama 2 aydır oynamamış bir oyuncu. 13 Nisan'da en son Galatasaray maçının kadro dışı kalmış. Sadece hazırlık maçları ve antrenmanlarla bir oyuncu çaptan düşmez mi Ömer? Yani İsmail de tercih edilebilir. Çünkü şampiyon takımın sol beki. O da bak, Caner gelmiş, kadar yapabilir. Moralli gelmiş. Şimdi Beşiktaş'a imzayı da atmış. Üstelik iyi oynayarak o formayı kapmış. Kimden? Köy başından bahsediyorsun değil mi? Köy başından. Ya adamda bak bütün olumlu özellikler var.
Bir oyuncu için kafası rahat, imzayı atmış 4 yıllık Beşiktaş'ta. Çok huzurlu. Parasını belli etmiş. Şampiyon yapmış. Yani şampiyon olan bir ekibin içinde. Ve üstelik sürekli oynayarak oraya gelmiş. Ve iyi oynamış. Herkes taraflı tarafsız diyorlar ki İsmail için. Müthiş sakattan sonra müthiş döndü. Sen moralli bir adamı ve öbür tarafta moralsiz. Inter'e gitmiş ama bana göre aklı hala burada kalmış. İşte bir takım özel yaşantısında sorunlar yaşayan bir adamı ısrar etmek demek. Yani şimdi peki aynı yardımı yine alamazsa ne olacak Caner'in hali? Ömer soruyor. Esasında Ömer'e başka bir soru soralım istersen. Kaleci olduğu için, kaleci evet. olduğu için daha iyi analiz eder diye düşünüyorum. Çünkü defans önünde, defans hatalarını, ön libero hatalarını görür ve bağırarak onları uyarır. Doğru mu? Evet. Kalecinin görevinden bir tanesi. Şimdi hatırlayalım Hırvatistan maçını. Maç 1-0 bitti. Tamam, büyük şansımız var. İki direkten döndü, adamı kaçırdı. Normalde 4-1, 5-1 bitebilirdi. Şimdi bitmeseydi de 4-5 olsaydı bu takımla mı çıkacaktı Fatih Terim? Çok doğru. Şimdi yani illaki skora mı bakmak lazım? Bir eleştiri yaparken veya bir hoca skora bakaraktan mı takımında bir değişik yapması lazım? Yoksa oynanan oyuna bakaraktan mı? Ya oynanan oyun hakkı 4-1, 5-1. Senin takımın iyi top oynamadı ve gol vermedi. Verdi. O ışığı vermedi. De, o zaman sen aynı takımla çıkarsan İspanya karşı yeni 4'lük 5'lik görülür. Ha belki 1-0 mağlup olursun. Belki 1-1 beraber kalsın ama oynanan futbol o maçtakine eşdeğerde olursa bugün İspanya karşısında sen 5-6'lık olabilme ihtimali var. Bir de mesela bana çok ilginç geldi. Mesela iki tane takım yarıştı. Bir tane Vitor Pereira, Şenol Güneş'in takımı. Vitor Pereira'nın takımına baktığımız zaman nasıldı? Tek ön libero, ikili orta saha. Kazansa dahi keyif vermeyen bir futbol oynadı. Hep eleştirildi. Doğru. Ne zaman ki 27 hafta sonra Galatasaray maçında tek ön libero'yu çıkartıp ikili orta saha yaptı. Mehmet Topal, Souza bir tane hakkını hücumda kullandı. Nani ile. Bana ilginç gelen noktalardan birisi de bu. Bir tane ekol keyif vermeyen bir futbol vardı. Diğer tarafta ise Atiba, Oğuzhan önlerinde, Sosa kanatlarda daha çabuk olan oyuncular, dinamik oyuncular. Yani biz bence hep milli takım şu olmuştur. Başarılı olduğu zamanlarda ben hem 2000 Avrupa Şampiyonası, 2002 Dünya Kupası, Konfederasyon Kupası hepsinde bulundum içinde. Ve o zaman hep ligimizde şampiyon olan takımın iskelet kadrosu alınıp hiç macera aramadan o takıma monte edilmiştir. Tıpkı dünya üçüncüsü olduğumuz aynen. Galatasaray'dan. Hep, aynen hep monte edilmiştir. Yani benim üzüntüm bir tane keyif veren takım vardı. İkili orta saha önlerinde bir 10 numara. Bir tane keyif vermeyen takım vardı. Tek ön libero, iki orta saha. Yani Fatih Terim Beşiktaş'taki modeli alsaydı biz çok daha buna keyif veren bir söyleyelim. Futbol bence oynayabilirdik. Bu bir inat 11'i. Aynı fikirde. Ben bu kadroyla kazanabilirim mesajı vermek istiyorum. Basına karşı büyük... basınla. Tüm Türkiye genelinde söyleyelim. Bana göre inat. Bir de sen kalecisin. Kendini Volkan Babacan'ın yerine koy. Yıllardır önünde Yalçın'la oynuyorsun. Evet. Yalçın her şeyinden anlarsın. Affedersin yani burnunun kılını bile bilirsin. Yani ne yer, ne içer, işte nerede giyinir, işte ne, özellikleri nedir, nelerden korkar. Her şeyini A'dan Z'ye bilen bir adamsın. Yalçın'la konuşursun dersin ki bırak dersin. Yalçın sen ne dersin? Bu tip konuşmaları. Şimdi sen şunu düşünmen lazım. Bu çatıyı çatarken yani evin temelini ne yapıyorsun? Atıyorsun. Sağlam atman lazım. Evin temelini bozuk atarsan istediğin kadar gösterişli yap binayı. Bugünün yerle bir olur o. Burada madem senin Volkan Babacan'ı sen form olarak en üst seviyeye çekmişsin. Ona güvenerek ellerinle bu işi hazırlamışsın. O zaman önündeki adamı da Yalçın'ın düşünmesi daha doğru değil miydi? Kesinlikle. Bu bir niye inat? Ben de şunu düşündüm ya kaleciye. Önünde kim oynuyor? Yalçın. Bir defa bu ikiliyi koyayım. Madem Volkan Babacan'a çok güveniyorum. En azından Yalçın'ı oynatmasam bile kadroma alırım. Kadroda olmasın. Çünkü bakıyoruz ki neredeyse her maçta maç sonlarında mutlaka yaslanarak oynamak zorunda kalıyorsunuz. Tabii, bizim doğru. de o tarzda bir size'da oyuncumuz yok. Baktığınız zaman aslında Avrupa takımlarının hemen hemen hepsinde 1.90. Stoperlere baktığınız zaman hemen hepsinde 1.90. Ama biz o tarz bir oyuncu almayarak bence baştan buraya eksik geldiğimizi düşünüyorum. Kadro olarak eksik geldiğimizi düşünüyorum. Ve bir de bana mesela çok ilginç geliyor. Biz bir tane Mehmet Topal, bir tane Hakan Balta. Bu iki oyuncu da topa yumuşak oyuncular. Topla oyuna çıkabilecek oyuncular. Fakat biz hiç dikkatinizi çekti mi? Mehmet'in topla çıkma hiç, özelliği yok öyle çok hiç yani. Hiç bir tane out başlangıcında bu iki stoperi kenarlara açarak oyun başlangıcı yapmadık ve oyuna girmedik. Hep kenarlara uzun atıyoruz. Düşen topları alıp ondan sonra hücum başlangıcı yapmaya çalışıyoruz. Bana bu da çok ilginç geliyor. Çünkü doğru, kullandığınız oyuncular
tekniği yüksek oyuncular aslında. Hani stoperlere göre baktığınız zaman. Ama almış olduğunuz oyunculara göre bir oyun formatı sahaya yansıtmıyorsunuz. Bu benim en çok soru işareti olmama sebep olmuştur izlerken maçları. En çok üzen veya şaşırtan olay. Yani bir insan desen ki sen bu takımı sabote edeceksin. Ne yapman lazım? 34 hafta mükemmel oynamış. Fenerbahçe'yi eğer bu yarışın içinde tutmuş bir adam varsa en önemli halkalarından bir tanesi Mehmet Topal'ı. O işi çok iyi yaparken o adamı stopere çekerek hem onu bana göre acemi bir görüntü içine sokuyorsun ki İngiltere maçında da bence Mehmet evet. kötü oynadı. O gün de hatalar yaptı. Ve iki tane vardı yine atıyordu. Çünkü şu hatırlarsan var. Mehmet hep arkasında bir oyuncu olmaya alışmış. Çünkü orta sahada hep arkasında bir oyuncu ancak var. Ancak iki stoper ayrıldığı zaman ortaya gelip aynen. üçüncü topu alıp oyun başlangıcı yapıyor. Ama yapan. Siz bu şekilde kullandığınız zaman hem olması gereken mevkide gerçek performansını ortaya koyamıyor hem de eksik kalmış oluyorsunuz. Biraz da acemi bir adama teslim etmiş oluyorsun defansını. Kesinlikle. Bana göre. Morata da çok iyi bir performans ortaya koydu. Ben Morata'yı çok beğendim. Bazen acemi vuruşlar yaptı ama İspanya'da her pozisyon yani her pozisyonda Morata vardı. Yani ben şunu eklemek istiyorum bir de. İspanya takımının 10 numarası kim biliyor musunuz? Çok ilginç bak. 2016 futbolunda bence futbolun gittiği nokta özellikle Avrupa Şampiyonası'nda bu. Ben bunu çok net bir şekilde gördüm. İspanya takımının 10 numarası Ramos ve Pique. Artık stoperler sanki bir 10 numara oyuncuymuş tarzında oynuyorlar. İleri kaçıyorlar. Çünkü rakipler artık ben hep şuna benzetiyorum. Gökyüzünde hep görürüz. Bir kuş sürüsü görürüz. Hep böyle toplu halde sağa giderler, sola giderler. Artık futbolda bu tarz oynanıyor. Hep beraber hareket etmek zorundasınız. Yani takım boyunun uzaması artık futbolda böyle bir şey yok. Ve Ramos ve Pique rakibi kapattıkları zaman rakibin sahasında bulunuyorlar. Sanki bir ön liberonun bulunması gereken pozisyonda bulunuyorlar. Ve Ömer, bence yaptıkları virgül, çok doğru. Bir virgül koyalım, bir Nice'e gidelim. Sevgili Telegol yorumcusu Ümit Karan şu anda canlı yayında. Ümit, biz tabii çıkan kadroyu çok eleştirdik. Hala hatalı olduğunu düşünüyoruz Fatih Hoca'nın. Ama belki senin orada tespitlerin daha farklıdır. Veya bir antrenmanı izleme veya hocayla konuşma fırsatın olmuştur. Sözü sana bırakalım. Nice nasıl bir ortam var? Ne olacak maç? Hamza abimiz de burada. Merhaba, iyi akşamlar. Şu an burada Nice'den iyi akşamlar. Federasyon yetkililer, eski hocalar, yeni hocalar. Yani inanılmaz, Türkiye'de herkes buraya geldi. Kim var? Sizin de kim var? Hepsiz biliyoruz. Biz sizin bak istemiyoruz ve duyamıyoruz arkadaşlar. Yemeğim şu anda burada ortam çok güzel. Şöyle baktığımız zaman stadyuma yaklaşık 4'te 3'ü milli takımın formalarıyla dolu. Çok keyifli. Çok coşkulu. İnşallah bunu bize sahada yaşatan bir milli takım. Çok koşan, mücadele eden. Dün akşam evet, Polonya'yı yani. Seyrettim. Çok keyif aldım. Yani hiç şey yapamıyorsan boş mücadele et diye düşünüyorum. Bu akşam ben bir takımımızdan çok güzel şeyler bekliyorum. Biraz daha çok koşalım, biraz daha çok isteyelim, hırslı olalım diyorum. Türkiye'ye buradan selam çıkmışlıyorum. Ahmet Tursun'u veriyorum. Al Ahmet'im. Ya ben de Tancı abiye katılıyorum. Gerçekten çok güzel bir atmosfer var burada. Herkesin burada olması, yani bizim burada olmamız gerçekten çok güzel bir olay. Herkesin burada olmasını isterdim. Duygu bambaşka bir şey. Bugün rakip İspanya çok zor olacak ama biliyoruz ki bizim milli takımımız güçlü rakiplere karşı daha iyi oynuyor. İnşallah burada puan ve puanlar alacağız. İyi yayınlar. Şimdi inanılmaz, burada stada herkes gelmiş. Türkiye'ye pazar günü döndüğümde güzel bir program yapacağımızı düşünüyorum. Önemli bilgiler aldım, insanlarla görüştüm. Milli takım kampına uğradım. Şimdi ben sizin sorularınızı alamadığım için ben anlatacağım ama bence bunları pazar gününe saklayalım. Çünkü çok önemli bilgilerle geliyorum. İnşallah bu maçı iyi geçer. Bu maçı iyi geçmezse milli takımda çok farklı durumlar söz konusu. İnşallah her şey güzel olacak. Yani gördüğünüz zaman şöyle arkama döndüğüm zaman sadece Türkleri görebiliyorsunuz. Başka da insan yok. Tancı abi de geldi zannediyle. Arkam hep tamamen Türk. Yayında başarılar dilerim. Çok özel bir program bizi bekliyor kesinlikle. Kutluz Zümüfitoğlu'ndan Mustafa Denizli'ye kadar hepsine tek tek görüştüm. Özel açıklamalar olacak. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun içim. Abi beraber. Çağrı sona erdi peki. güzel oldu. Skype'ten işte ne bağlantıyı güzel, yaptık. Teknolojinin ilerlemesi ne kadar
güzel bir şey değil mi? Lister anında yayın. Keşke bizim bir de kulaklı da olsaydı daha iyi olacaktı. Olsun canım. Tanju'yu, Ahmet Dursun'u gördük. Bayağı giden var biliyorum. Yani Futbol Federasyonu da davet etti. Şu anda Türk futbolunun yön veren veya etkili isimlerin hepsi orada. Ama tabii rakip çok güçlü. Sürekli şampiyon olan, yani son şampiyon. Son iki şampiyon. Son iki şampiyon. Yani son, tabii son iki UEFA'nın iki şampiyonu olan İspanya. Geçen sene de şampiyon oldu. Evet, sene şampiyon oldu bildiğim kadarıyla. Yanılmıyorsam. Aynen, ben Avrupa Futbol Şampiyonası için söylüyorum. Evet. Ondan önce son, kim oldu geçen sene? Tamam, geçen son İspanya oldu. Son İspanya. Son. Ondan önce İspanya olmadı. İki defa üst üste oldu. Üst üste iki defa. İspanya oldu. Almanya yok değil mi arada? Yok. İkisi de İspanya oldu. Artı yaklaşık 600 dakikadır gol yemeyen bir İspanya çıkacak karşımıza. Ama o Gürcistan bak hazırlık maçında yendi. Yani. Ha, tabii ki hazırlık maçları çok, ama olsun bir şeyleri gösterebilir. Ona bakarsan İngiltere'de bize 2-1 yendi. Çıktığı takıma bak. Bir de yani ben şunu söyleyeyim. Bak Çekler de yenebilirdi yalnız şeyi. İspanya'yı. Tamam İspanya çok baskılı şu bu. Ama Çekler de ikinci yarıdaki o kritik pozisyonu atsalardı. Hemen Çekleri biz küçük görmeyelim yani, biz kendimize şunu söylemek istiyorum. Biz 4 tane hazırlık maçı oynadık kardeşim. Bu 4 tane hazırlık maçını biz kendimizi kandırdık. Şimdi gelelim şeye. Çok da karamsar olmak istemiyorum ama gerçekleri konuşmak lazım. Biz nasıl çıktık ya? Biz nasıl çıktık? 13 Ekim'de yani İzlanda'yı yenerek çıktık. Mucize, mucize. Sadece bizim yenmemiz gerekmiyordu. 3 tane takımın bizim bence için bu akşam da artık lazımdı. O mucizeye şey yapmayalım. Yani hayır, oldu bazı, yani sonuçta. Futbolda mucizeler var. Tamam, bazı gerçekleri konuşmazsak doğruyu bulamayız. Şimdi bugünü konuşalım. Oraya yani gittikten sonra oynanan 4 tane hazırlık maçı vardı. 4 tane hazırlık maçında Mehmet Topal Hakan ikilisi zayıf takımlara karşı oynadık. 1-0 yendik. 90+5'te yendik. Öbürüne 1-0 ilk yarı attık. Biz dedik ki ha bu takım galip geliyor ama kardeşim oynadığın takımlar Avrupa'nın üst düzey takımları. Futbolcuları, bak futbolcuları Avrupa'da üst düzey takımlarda forma giyiyor. Çocuk oyuncağı değil. Seninkiler nerede giyiyor? Hiçbir yerde giyinmiyor. Ya Türkiye'de oynuyor ya gittikleri yerde çoğu da yedek. Şimdi bu gerçeği gördüğün zaman senin bir kere kondisyon olarak, mantalite olarak onlardan daha aşağıdasın. Bunu söylememiz lazım. Gaz vermekle olmuyor bu iş. İnşallah bugün berabere kalırız. Ha, kısmete yenebiliriz. Ama oynanan futbol eğer 5 gün önceki futbol ise oynadığın takıma bak bakalım. Şimdi sevgili Ömer diyor ki burada şimdi Ramos'la kimi dedin? Pico dedin değil mi? Pique, şimdi nerede oynuyorlar abi? Evet. Bunlar nerede oynuyor? İspanya takımına baktığın zaman futbolcularına hepsi Avrupa'nın ilk beşinde. En büyük beş takımında oynayan futbolcular. Sen neredesin? Yani bu gerçekleri görelim. Fatih Terim'i de fazla eleştirmeyelim. Futbolcularımızı da fazla eleştirmeyelim. Ama ben anlatabiliyor muyum? Ben yani bizim gücümüz bu. Bizim gücümüz bu. Bizim gücümüz bu. Dünyada bence maç kaybetmeyecek bir takım yoktur. Kesinlikle ben buna inanıyorum. Yani İspanya'da olsa mutlaka kaybedebilir. Fakat ama %3, %5. Bence sahaya çıkacak oyuncular çok belirleyici olacak. Çünkü bak ben yıllarca şu söylemlerle biz hep kendimizi kandırdığımızı düşünüyorum. Coşkulu futbol, savaşacağız, mücadele edeceğiz. Bakın bu şekilde çok yıllar geçti. Bizim artık top bizdeyken biz ne oynayacağız? Top rakipteyken nasıl pozisyon alacağız? Bunun çok net bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Altyapılarımızdan, aynı Engin abi çok güzel bahsetti. İspanya'nın nasıl ama altyapıdan itibaren yetişen bütün oyuncular aynı ortak akılla beraber oynuyorlar. Altyapı yok ki. Bizde daha doğrusu aynı. Ben şimdi soruyorum. 14 tane yabancı evet diyenler. Soruyorum ya. 14 tane yabancı evet diyenlere soruyorum. Bu milli takımın bu duruma düşmesinde bu arkadaşlar ya bir takım sorumlu diye biliyor musun? Sen santrafor bulamıyorsun ya. Sen Beşiktaş'ta oynayamayan Cenk'le çıkıyorsun. Sen Çin'e gönderilmiş Burak'la sahaya çıkıyorsun. Ya dünyada, zaten dünyada da öyle çok santrafor yok ki artık. Stoperin yok. Sol bek Hakan. Ön libero Mehmet Topal'ın iki stoper yapıyorsun. Adamın yok. Fransa'nın çok mu santrafor var? Giroud'u oynatıyor yani. Çok yeterli bir santrafor. Yani her takımın santrafor mevki. Almanlar Polonya'yı yenemediler. Ben başka takımdan bahsetmiyorum. Ben ama şuna katılıyorum. Şundan dolayı. Biz ben şuna inanıyorum. Yani futbolcunun da teknik direktörün de Türkiye yabancısı bence olmaz. İyi futbolcu vardır, kötü futbolcu vardır. Ama İyi teknik direktör vardır, kötü teknik hayır, direktör yabancıyı vardır. Sen bak yabancıyı ama serbest mesela, bırakırsan. Mesela Caner olsun, Gökhan olsun serbest bırakıldı ama tercihler sağ bek onlar oynadı yıllarca evet. Türkiye'de. Ben hep ama, onun için iyi oyuncu her zaman oynar. Mesela Fenerbahçe'ye baktığın zaman stoperler Galatasaray'da çoğunlukla stoperler. Hatta Beşiktaş'ta stoperler. Ön liberolar, golcüler.
Oyun kurucular hep yabancı. Şimdi hep yabancı şampiyonluyan 3 büyük takımın bu iskeletini kaleci dahil bazı takımlarda yabancı olarak ortaya koyarsan o zaman sen Türk bir takımına iskelet kuramazsın. Nasıl kurarsın biliyor musun? Bugün söylediğim gibi 5 tane futbolcudan kurarsın. Bu 5 tane futbolcu da kendi takımlarına oynamayan futbolcudan kurarsın. O zaman da bu çocuklara kızmayalım. Fatih Terim'i de eleştirmeyelim. Yapacak bir şey yok. Sen bu kadar yabancıya kapılarını açarsan üç büyüklerde iskeletindeki takımlar işte stoperlerin ön liberoları yapacak çok şey var, katılmıyorum. Yok. Nasıl sen katılmıyorsun? Ben gerçekleri söylüyorum. Nasıl doğru katılmıyorsun? Tercih. Ben bugünü konuşuyorum. Sen doğru tercihler yap. Evet. Doğru formda oyuncular. Milli takım kimin yeridir? Bence milli takım hazır olan oyuncunun yeridir. Oynayan oyuncu. Eğer bugün Ömer hazırsa Ömer'dir. Engin hazırsa oynayan, Engin. Oynayan oyuncu diyorsun. Oynayan. Tamam. Tabii ki hazır kim oluyor? Ben de onu söylüyorum. 5 tane oynamayan futbolcu var. Neden onların yerinde yabancı oynadığı için takımlarında oynamıyorlar. Ben diyorsun ama, ben bugün Fatih Hoca'yı eleştirmiyorum. Onda suç kabahati yok diyorsun. Tabii Fatih. Ben mi seçtim bu takımı? Ama Fatih, Engin abi şunu ekleyebilirim. Bu kadroyu ben mi kurdum? Bakın mesela beklere baktığımız zaman işte hep 2-2 tercih ediliyor. Ama mesela 10 numara pozisyonunda Hakan Çalhanoğlu, Yunus Mallı, Arda. Yani dikkat ettiyseniz biz hep tamam Avrupa kulüplerinde oynayan oyuncular olabilirler. Bunlar yıldız oyuncu da olabilirler. Ama siz hepsi bunların beraber oynasın der iseniz. Mesela Arda sol kanatta oyna. Hakan'ı da oynatmak için sağ kanatta oyna. Yunus Mallı'yı oynatmak için 10 numara pozisyonunda olur. Bence bizim girdiğimiz yanlış bu oldu. Hakan hepsi oynasın. Hakan olur. Barcelona'da ne oynuyor? Sol kanatta. Arda hiç ortası. Tamam. Arda hiç ortası. Şimdi ben şunu söylüyorum. Çok mesela bak. Hakan Çalhanoğlu ne oynuyor? Dortmund'da. 10 numara pozisyonunda. Kardeşim bu kadar basit. Ben de şunu söylüyorum. Bu kadar basit. Bundan dolayı eleştiriyorum. Doğru. Sen kendi takımlarında yıldızlaşan, iyi oynadığı evet. için milli takımı alıyorsun ama bu arkadaşları başka yerde oynatıyorsun. Çünkü niye oynatıyor evet. biliyor musun? Vazgeçemem dedi Ozan Selçuk Oğuzhan'dan. Çok ilginç gerçekten çok ilginç. Ne demek vazgeçemezsin ya? Ne demek vazgeçemezsin? Vazgeçeceksin kardeşim. Sen bu kadar birbirine benzeyen 5 tane orta saha kuramazsın. Bana şu çok ilginç geliyor. Tamam standart bir teknik direktör belki şunu söyleyebilirsin. Bu oyuncular beni getirdi onlarla mecburum. Ama Fatih Terim... O gündü. Biz bugüne bakacağız. Fatih Terim isminin bence buna takılmaması gerekiyordu. Ama maalesef baktığımız zaman da tercih etmiş olduğu şimdi oyuncular. Şimdi Ömerciğim, gruplardaki maçlar başkadır. Gruplardaki oynadığın takımların kuvvetiyle, gücüyle bu arkadaşlarla devam edersin ama Avrupa Şampiyonası gittiği zaman olay yukarı çıkıyor. Ben evet. bugün vallahi şunu gördüm. Takımlar demek var ki daha üst futbolcular oynayacaksın. O zaman sen de oynayan adamı tercih edeceksin. Çok doğru. Aynı kadro öyle çıkmışız. Ben demek ki şunu gözlemledim. Cenk yerine Burak var. Çok önemli değil o. Bana göre hiç önemli değil. Yani top yeter ki hiç topu Burak'a taşıyalım. O yani Burak'ı hiç topta taşıyamayabiliriz. Burak da Çin'de oynuyor abiciğim. Kusura bakma da ya, ben yani Burak isminden eğer demek gidersek... ki biz Hırvatistan maçını çok iyi oynamışız. Onu görüyorum Ömer. Yani benim tek biz bu kadroyla çıkıyorsak aynı birebir yani bir tek sadece Cenk de Burak değişmişse demek ki biz Hırvatistan maçında istediğimiz oyunu oynayıp istediğimiz sonucu yani, almışız. Yani bu kadroda aynen bahsettiğimiz gibi tamam İspanya takımı bizi çok baskı altına alacak. O zaman tek benim düşüncem Fatih Terim'in kafasındaki şu. İşte Arda da içeride oynayacak. Hakan da içeride oynayacak. Biz onları kendi sahamızda bekleyeceğiz. Tamam. Kaptığımız topla bir tek bizi geçiş yaptıracak olan tek oyuncumuz Burak. Ve duran toplarda Hakan Çalhanoğlu'nu kesmiş oldu. Ama o kadar uzun mesafe kat edemez Burak. Yani aynen. Hakan Çalhanoğlu da çok hızlı bir adam değil. Ben şunu eklemek mesela istiyorum. Mesela Olcay olsa bir de artık, hani araya koşu yapabilir. Bir de artık şu var. Volkan artık, olur, Emre olur, Olcay artık olur. Artık 2016 futbolunda sadece bir tek oyuncuyla kontra atak yaparak sonuca gidebilmek bence çok eskilerde kaldı artık. Ya bir tamam, de kontra atak futbolcunun da yok. Eskiden bir dönem o şekilde olabiliyordu ama artık top sizdeyken takım halinde gitmek zorundasınız. Top rakipteyken de zaten 10 kişi halinde mecbur kendi sahanızda zaten dikkat edersen, beklemek zorundasınız. Dikkat edersen bütün takımlar böyle oluyor. Bütün takımlar böyle oluyor. Yani sadece 10 kişiyle 11 kişiyle yani kaleci hariç 10 kişiyle gidiyor. Rakip sahasına yani, gidiyor. Aynen kapanıyor. Şunu ekleyebilirim. Bu da ama bak aynen. Bu da kondisyon oldukları yani kondisyonun üst düzeyli olduğu için gidip geliyor. Biz gidip gelemiyoruz koşu ki. Koşu kalitesi çok yükseldi. Tabii. Hatırlayın bundan önceki turnuvalarda hep bahsedilen ikinci bölge vardı. Ve bence artık futbolda ikinci bölge kalkmaya başladı. Hep bahsedilir işte. Takımların stoper burada. 2 ile 3. bölge tek bölge aynen. oldu. Artık 2 bölge var futbolda. Evet. Top rakipteyken kendi sahandasın. Top sendeyken 1-2 oluyor. Oradasın. Top rakipteyken 1-2 bölge, top sendeyken 2 ve 3. bölge oluyor. Bitti artık. Kesinlikle. Ama bunun için de futbolcunun kondisyonu koşu kalitesi, olması lazım. Yüksek koşu oyuncularla oynamak lazım. Dinamik oyuncularla yoksa dinamik oyuncularla oynamak zorundasınız. Yoksa yapamam. Mesela ne Gökhan ne Caner çıkamadı. Evet.
Hırvatistan maçına çıkamadı. Niye? Caner... Adamlar öyle bir pres yaptılar ki çıkamadı. Çıkacak durumunda çıkarmıyor seni adam. Aynen. Birisi vuruyor. Çünkü çıktığı zaman da geri gelemiyorsun. Zaten dikkat etsen Caner'in kısmını... Evet. Ya, şey yaptılar yani. Mesela, çok oradan mesela, geldiler. Şu bence teknik direktörlerin en çok takıldıkları noktalardan birisi o. Mesela defans yapmak sadece aslında bekleyerek defans yapmazsınız. Top sizde olduğu zaman işte bahsettiğim gibi Olcay gibi, Volkan gibi, Emre Mor tarzı oyuncular kanatta kullandığınız zaman o zaman siz rakibin sağ bekini ve sol bekini geri koşturmak zorunda kalıyorsunuz. Ama öbür türlü hep onların önünde onlara tehdit oluşturacak bir oyuncu kullanmaz iseniz çok rahat bir şekilde sizin üzerinize geliyorlar ve öndeki oynayan kanat oyuncuları santrafor oluyor. Sağ bek ve sol bek de neredeyse sol açık sağ açık gibi oynuyor artık futbolda. Şimdi Fatih Hoca'nın bir açıklaması var. Biz yaslanmak istemiyoruz. Ama diyor İspanya bizi yaslarsa ne olacak? Güzel. Hırvatistan da seni yasladı. Evet. İspanya sana yaslayacak. O zaman sen bu senin için bir avantaj olabilir. Nasıl bir avantaj olabilir? Rakip sana üstüne geldiği zaman senin kontra ataklarla, hızlı adamlarla çıkıp gol arayabilirsin. Evet. Peki ama hangi futbolcunla? Senin kontra atak futbolcuların var. Evet. Ama kullanmıyorsun. Kullanmıyorsun. Nasıl olacak? Kullanmıyorsun. Şimdi bu da enteresan ama Serhat'ın dediği gibi de Fatih Hoca'nın bazı egoları var. Benim dediğim dediktir. Yani işte daha biz başlamadık. Başladık abi yani. Başlamadık diye bir şey yok. Bugün fark yersek bunu kime nasıl anlatacaklar? He, anlatırım. Yani hesabı bana sorun. Bana Engin abi şu mesela çok ilginç geldi. Sanki iki maçta da aynı kadroyla çıkması bana şunu düşündürdü. Fatih Terim Avrupa Şampiyonası'na geldi. Mesela artık bütün dünya kanatlarda çabuk, dinamik oyuncular kullanıyor. Doğru. Ama Fatih Terim sanki işte kanatlarda ben daha çok tekniği yüksek, oyuncular kullanarak da bir oyun modeli ortaya çıkartabilirim. Topu tutayım. Düşündü. Ama bunun ama 2016 futbolunda karşılığının olduğunu ben düşünmüyorum. Kanattaki adamın hiç mecbur, etkisi olmaz yani. Mecbur, aynen. Bu adamlar ortaya yapsa ne yapacak çünkü Burak tek başına? Bütün dünyada, bütün Avrupa takımlarında örneği kanatlarda mutlaka dinamik. Hatta şöyle ileri gideyim. Mesela ben 3-4 yıl önceki oynadığım zamanlarda kanatlardaki oyuncular sadece rakip arkasında koşu yapabilen oyuncular yetiyordu. Ama artık kanatlarda oynayacak oyuncular için rakip hem gol atacak, hayır, hem beki kovalayacak, hem de driplingle takımına katkı sağlamak zorunda olacak. Şimdi Hırvatistan'ın sağ beki sırna değil mi? Evet. Adam sağ bek mi, sağ açık mı? Tabii bu artık yani Arda ne yaptı? Bu. Arda hem sırnayı kovalayacak defansif anlamda, hem de ofansif futbolu gidip gol atacak. Yok öyle bir şey. Öyle bir şey yok. Yani bence zaten öyle bir şey olsa Barcelona ilk 11'inde oynar. Ama bu çocuğun kabahati değil. Takım halinde baktığımız zaman aynen. Hani eksiyiz hani, yani bu ayıp bir şey değil. Eksiyiz kardeşim. Mesela Arda 6 ay futbol oynamadı. Barcelona'da oynadıktan sonra nerede tercih ettiler? İç ortasında. Sergio Busquets, Arda, Iniesta veya Rakitic. Üçlü. Arda bu defansından hücuma geçti. O bağlantıyı sağlayan oyuncuydu. Orada esas işi kim yapıyordu? Neymar, Suarez, üçlü, Messi. Tabii. Üçlü yapıyordu. Ama biz Arda'yı bir yıldır, hatta 2 yıl oldu neredeyse. Ama Atletico Madrid'de bir dönem orada o işleri yaptı. Ama o takımın içindeki hep anlatmaya çalıştığım, oynamış olduğu beraber oyuncular çok önemli. Çok önemli. Arda da 2 yıl önceki fiziksel olarak kapasitesinde değil. Artık o kanatlarda sürekli gidip gelebilecek bir fiziksel yapıya sahip değil. O yüzden de mutlaka iç orta saha kullanmak zorundasınız Arda'yı. Yani ben bilemiyorum. Yani bizim kanatlarda Hakan, Arda ikisi de orta sahada oynayacak kapasite. Mesela Burak'ın arkasında ikili oynar. Hakan, Arda oynar. 4-3-2 oynar. Aynen. Yani kanat adamlarında senin çabuk adamların var. Şu bile olabilir bak. Mehmet Topal'ı tek önle bırak koy. Evet. Önlerine Arda, Hakan ikili yap. Solda Volkan, sağda Emre, en önde Burak yap. Bak yine de olur bu. Ama öbür türlü gerçekten olmuyor kanatlarda. Şimdi Serhat'ın söylediği gibi de bir enteresan bir gerçek ortaya çıkıyor. Ya bu takım Hırvatistan karşısında çok mu iyi oynadı? Ben onu biz mi 5-1 galip gelecekken bir 0 mağlup olduk. Yani 5-1 kazanacağımız aynen. Öyle bir futbol oynadık ki biz 5-1 kazanacağımız İspanya aynı kadroya çıkar adam kazanmış. Öyle bir şey yok. Evet. Maçın zaten şey %75'te top oranı zaten 10'da. Oyunu tamamen hükmetmiş. Ve sonunda da olsa yani istediğini almış bir takım var karşısında. Dikkat çekerseniz mesela Kuzey İrlanda bence en kötü görüntüyü veren takım oydu. Fakat ilk maçta 5'li bir savunmayla çıktılar. Ama ikinci maçta 5 tane oyuncu değiştirerek 4'lü bir savunmaya dönerek bambaşka bir oyun formatına çıktılar sahaya. Şimdi ben bugün bizim de aynı şekilde bunu yapmamız gerekiyordu. Evet, kesinlikle bugünkü, bizim sistemimizi değiştirmemiz gerekiyordu. Aynı kadro. İnşallah mağlup olmayız ama görüntü rakip iyi bir takım. Üst düzey futbolcuları var. Hem oynadık takım hem bireysel futbolcu kimlikleri. Mağlup olduğumuzu düşünelim. 1-0 mağlup olalım.
Sen o zaman ne yapacaksın? Bundan sonraki maçta mutlak yenmen lazım. Çünkü adam bir puan aldı. Evet. Şu anda bir puanı var. Senin sıfır puanla olur evet. İki maçında. Mutlak yenmen lazım. Acaba mutlak yenebileceğin Çek Cumhuriyeti'ne karşı yine aynı takımla mı oynayacaksın? Yine beşli orta. Bir Hakan, reklamı gidelim, reklam dönüşü. Yani. Devam edelim. Maçada ne kadar kaldı? Yaklaşık bir 23-24 dakika kaldı. Liste oynanacak ve karşınızda olacağız. Bir reklama gidelim. Reklam sonrası. Ömer Çatkıç ve Engin Verel'le bu keyifli sohbete devam edeceğiz. Evet, lise gideceğiz. Son bilgileri alacağız. Orada kadrolar belli oldu, verdik. Az önce son eren, yaklaşık 30 dakika önce son eren maçta Çeklerle Hırvatlar 2-2 berabere kaldı. Ömer, sen o maça ama hiç değinmedin. Nasıl bir strateji olacağını sana soracağım. Yani sana göre Çekler bu anlamda bize karşı daha mı farklı çıkacaklar? Bunu soracağım. Bir reklama daha gidelim. Ondan sonra bu sorunun cevabını rica edeyim. Sevgili Ömer, evet, yani Çekler de çantada keklik değil bu maçı kaybetsek bile. Çünkü ona göre her gün yeni bir strateji üretmek zorundasın. Şimdi bu maçı kaybedersen, istediğini alamazsan karaları bağlayacak halin yok. Evet. Çekler seni korkuttu mu bugün? Ya bence oyuna son bölümdeki asılmalarından dolayı soruyorum. Şu, yani Avrupa Şampiyonası'nda şu net bir şekilde ortaya çıktı. Bütün takımlar takım savunmasını çok iyi yapıyorlar bir kere. Ama şundan dolayı değil mi? Statü gereği artık üçüncüler de şimdi altı grubun en iyi dört üçüncüsüne gideceği için doğal olarak adam hep şunu düşünüyor. Bir puanı cebime koyayım. Atabilsem atayım. Bu da biraz daha insan, yani takımları biraz daha korkak veya tedirgin bir futbola itti. Tabii. Çok açık oynamadılar. Şu bundan sonraki artık eleme turlarında çok daha zevkli maçlar izleyeceğimize ben inanıyorum. Çünkü dediğin gibi herkes önce bir puanı cebinde düşünüyor ama genel olarak baktığımız zaman futbolun gittiği nokta aslında ama öyle. Takım savunmasını mecbur çok sıkı şekilde yapmak zorundasınız. Ben şuna inanıyorum. Eğer sistemli bir takımınız varsa ve bu takımın içerisinde de yetenekli oyuncularınız varsa işte o zaman gerçekten keyif veren bir takım haline geliyorsunuz. Ama sistemli olarak oynamadan sadece bireysel başarılarla oyuncuların performansıyla maç kazanmaya düşünüyorsanız bence artık bu hayal dönüşüyor. Yani sen diyorsun ki kendi takımlarında iyi oynayan bireysel tek kişi ama hepsinin o bütün o tek kişi alıp da bir araya koyduğun zaman olmuyor. Zaten olsa bu takımlarda bu tür kişileri yan yana oynatır. Kesinlikle. Niye oynatmıyorlar? Kesinlikle. Demek olmadığı için olmadı. Yani Çek Cumhuriyeti maçında da bence zor bir maç olacak. Kolay maç değil yani. Bugün bu akşam gazetelerde eleştirmenler bu maçı yani Hırvatistan Çek Cumhuriyeti maçının 2-0'dan 2-2 olması, seyircinin orada lüzumsuz bir hareketi yapılan penaltı 96'da konuşulacak gibime geliyor. Ya ben sanki böyle bir bilmiyorum, biz acaba Türk toplumu Türkiye'de bir sürü şeyler yaşandığı için mi şüpheci, yorumcu oluyoruz? Ama yani 2-0'dan iyi top oynarken bir anda 2-1, sonra bir penaltı, lüzumsuz bir penaltı ceza sahasının içerisinde elde, ne alakası var hiç? 2-2 evet. Olması sanki kendi seyirci ben yani Türkiye'yi belli konulardan dolayı ekarte mi etmek istiyorlar, isteniyor mu? İnsan ister istemez aklına bazı şeyler geliyor. Ya da şüpheci olduğumuz için ben böyle düşünüyorum. Yani, ama benim gibi düşünecek düşünenler olacak gibime geliyor. Yarın herhalde bunlar da gündeme gelir diye düşünüyorum. Aynen. Yani bugünkü maçta çok net bir şekilde hani şunu yüklemememiz lazım bizim bence oyuncularımızın üzerine. İşte gördünüz mü İstiklal Marşı'nı okurken ne kadar konsantreydi ama biz daha önceki maçlarda çok coşkulu İstiklal Marşı'nı okuyup ondan sonra da hemen penaltı yaptıran oyuncular da gördük. Yani sadece iş orada duygulu bir şekilde İstiklal Marşı'nı okumakla bitmiyor. Sen o oyuncu hangi görevleri verdin sahada ve hangi oyuncularla beraber oynattın? O bence futbolcu yaptı mı? Hayır, bir de verdiğin görevleri yaptı mı? Yaptıysa buyur gel bugünkü maça gel. Yapmadıysa o zaman bugün niye gel diyorsun? Peki, yani orada bir sürü kadron var elinde bak bir sürü. Şunu ikinize de sormak istiyorum. Sevgili Ömer senle başlayayım. Tabii. Misafirimiz herhalde. Emre Mor'un selfisi Modric'te ve Ozan'ın saçı çok konuşuldu. Hoca da bunlara destek çıktı. Ne diyeceğim yani Ozan'a saçını mı kestireceğim? Senin bu olay, iki olaya bakış açın nasıl? Sana göre abartıldı mı? Yoksa normal futbol içinde ve dışında olabilecek doğal yani, olarak mı değerlendiriyorsun? Bence şöyle, Emre Mor'un fotoğraf çektirmesi çok doğal, çok olağan bir şey. 18 yaşında bir adam
Modric'in Real Madrid'de oynamış bir adamla. Onda hiçbir problem yok ama bence Ozan'ın saç olayı orada görüş alanının içinde. Yani topun havalandığını görüyorsun, Modric'in orada olduğunu görüyorsun. Hakan'la Ozan'ın kesinlikle orada çok daha agresif olması gerekiyordu. Ve agresif bir şekilde müdahale etmesi herhalde gerekiyordu. Herhalde vurmaz diye düşündüler Modric'i evet, herhalde. Ama işte eklemiyordu. Futbol bence böyle de bir detay oyunu. Mutlaka 90 dakika tam konsantrasyonla oynamak zorundasınız. Saçımızı oynamazdık doğal olarak. Yani ben çok hani saçtı, o selfie'ydi. O taraftan bakmak istemiyorum olaya. Yani biz hangi oyuncularla oynayacağız? Nasıl bir taktik anlayışıyla çıkacağız? Daha çok bizim buraya yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Engin Veren, sizin bu iki şimdi oyuncuya bakacaksınız. Emre Mor nereden geldi milli takımımıza? Norveç'ten. Norveç'ten sıradan bir takımda oynayan bir futbolcu. Aynen. Genç bir çocuk. İki gol attı bu geliyor sezon. Avrupa Kupası'na, Fransa'ya geliyor ve dünya yıldızıyla karşılıklı oynuyor. Evet. Yani bu neye benzer? Ben Davutbaşı'da oynarken 3. Lig'de Galatasaray'a gelmeden önce Galatasaray oynarken Yasin'le, Büyük Mehmet'leri, Bülent'leri, Tuncay'la gördüğüm zaman oynadığım zaman onları resim çektirmek isterim. Çünkü bir daha nerede göreceğim? Görebilir miyim? Bu bizim Türkiye'de her şeye bir kulüp arıyoruz. Gelelim Ozan'a. Ozan'ın saçını konuşacağına Ozan'ın kilosunu konuşalım. Çok doğru. Saçı yani onu yapmasa gol olmayacak mı? Olacak. Ama yani pozisyonu görünce sanki adam yani maçta ya değilmiş gibi geldi bana. Şimdi saçları bak şimdi. Topa bile bakmıyor. Bak şimdi ekran, resim ve ekrana takılmayalım. Şu hareketi yaptı. Bu bak şu hareket var ya, bir saniyelik hareket. Bilemedin evet. İki saniyelik hareket. Ama futbolda top bir saniye. Yani o adam yani üstüne mi atlayacak? Topu yani atlarsın yani. Vuramayacağını tahmin ediyor. Yani biz bunlara girmeyelim. Evet. Ama sen bana dersen ki Ozan takımında oynamıyor. Niye ilk 11'de? Çok Ozan'ın doğru. Bu kilosu ne? Evet. Bakıyorum ben çok takımlarda. Hiçbir insan bu kadar kiloluydu kardeşim. Evet. Bu nasıl bir olay? Bu çalıştırılmıyor mu? Ben çalışmıyor yani mu? Diyetisyenlerle bu adam bir araya getirilip nasıl bu işi çözemiyorlar? Nasıl bu kardiyo antrenmanlarını beslenmesine nasıl ama bunun hesabını Fatih Terim'e değil, kusura bakma Fenerbahçe teknik direktörüne sormak çok lazım. Doğru. Çünkü Fenerbahçe'nin futbolcusu bu. Çok doğru. Evet, biraz olumsuz bir tablo vardı stüdyoda. Ben de gerçekten kadroyu görünce büyük şaşkınlık yaşadım. Sevgili Ömer ve Engin Verel de fikirlerini paylaştı. Tabii ki bunlar hepsi maç öncesi bir düşünceler. Herkesin kendine göre bir fikri var tabii ki. Ama belki maçta çok daha farklı bir şey olacak. Evet, bekleyeceğiz İspanya'yı kendi sahamızda ama müthiş çıkışlar yaparak tamamen rüzgarı arkamıza alarak farklı bir 90 dakika yaşayacaklar. Ne diyoruz? Avrupa'nın fatihleri diyoruz. Avrupa'nın fatihleri inşallah Nice'de coşarlar. Galibiyet tabii ki en büyük beklenti ama beraberlik de bana göre çok müthiş bir sonuç olur. İyi bir sonuç olur ve üçüncülük anlamında veya ikincilik anlamında iddiamızı devam ettirmemiz anlamına taşır. Şimdi bir virgülü koyuyoruz. Maç biter bitmez de tekrar karşınızda olacağız bu kadroyla. Kırmızı beyazım, baş tacısın kalbimizde. Türkiye'm, sen tutkusun, sen coşkusun yüreklere. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız. Bir efsane ediyor günler. Türkiye'm teşekkürler. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız. Bir efsane ediyor günler. Türkiye'm teşekkürler. Lay 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 lay. Evet, Avrupa'nın Fatih'inde birlikteyiz ama morallerimiz gerçekten çok bozuk. Ülke olarak 78 milyon şu anda kan ağlıyor. Tabii yenilebiliriz. Yani karşımızda dünya Avrupa şampiyonu bir takım var. İspanya'yı ilk defa ne biz yenildik ne son yenilen biz olacağız. Etimizde, budumuzda bunlar hep tartışılabilir, konuşabilir ama bazı inatlaşmalar, bazı işte tavırlar, egolar, adaletsiz forma dağıtımı esasında Türk halkını belki de şu anda ekran başında en çok kahreden duygular diye düşünüyorum. Doğru tercihlerin yapılamaması, doğru mevkilerde doğru futbolcuların oynatılamaması, inanın için parçalandı. Arda Turan'ın son 25 dakika bu kadar ağır tepki alması, ıslanması, yani bu gencecik Avrupa'daki, dünyadaki en önemli kulüpte oynayan Arda Turan'ın bugün ciddi anlamda yara aldığını düşünüyorum. İnşallah olur ya, milli takım formasını asla tövbe etmez. Bu moralsizliği ortamından inşallah bir an önce normale döner, normal hayata döner. Çünkü son 25 dakika her top ayağına geldiğinde Arda Turan büyük bir tepkiyle karşılaştı. Peki Arda Turan'a doğru mevkiler, doğru görevler verildi mi? Nasıl bir kadroyla çıkabilirdik?
Yine tekrar mecburen filmi başa sarıyorum. Acaba Fransa'ya çok eksik veya yanlış bir kadroyla mı geldik? Hırvatistan maçında ne oynadık ki bugün aynı kadroyla hemen hemen çıktık? Bir Burak Cenk Tosun değişikliği dışında. İkinci yarı oyuna girenler. Çok dertliyim ve biraz da agresif olabilirim. O yüzden ben sözü sevgili Ömer Çatkıç'a vereyim. Ömer, bence Türk halkını gerçekten şu anda en çok üzen olay bazı inatlaşmaların hala sergileniyor olması. Yani örnek veriyorum, mesela formsuz ve moralsiz Caner'in yerine İsmail oynatılsaydı, Olcay'la başlatılsaydı, en azından Emre Mor'u ikinci yarı sahada görseydik, Arda işte forvet arkasında o iç tarafta yer almış olsaydı, işte bugün mesela sahaya bir taraftar girmiş, hocaya veya yedek kulübesine saldırmış. Yani üzüldüm. Arda Turan adına çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir, eleştirdim ama çok sevdiğim bir kardeşim. Bugün o düşmüş olduğu duruma üzüldüm. Hani bazı şeyler sanki inatlaşma ile oluyor gibi geldi. Bilmiyorum, sen neler düşünüyorsun? Gerçekten çok üzücü. Ama benim esas üzülmüş olduğum nokta şu. Hem turnuva öncesi hem de turnuva başladıktan sonra çok net bir şekilde bizim bu oyun sistemiyle turnuvada başarı elde etmemiz, bir üst tura çıkmamızın bir rüya olduğu çok net bir şekilde ortaydı. Yani ben Türkiye'de futbola çok az dokunan bir insanın bile artık güncellenen futbolda Arda ve Hakan'ın kanatlarda olmayacağını, Selçuk, Ozan, Oğuzhan bu şekilde bir orta saha kurgusuyla milli takımın diğer takımlara karşı üstünlük kuramayacağını çok net bir şekilde ortaya çıktı. Ama maalesef Fatih Terim ısrar ederek, bu şekildeki oyun sistemiyle ısrar ederek oyuncuları oynamaması gereken mevkilerde kullanmaya devam ederek hem Arda'nın, hem Selçuk'un, hem Hakan Çalhanoğlu'nun çok düşük bir performans göstermesine sebep olmuştur. Hem de protesto edilmesine sebep olmuştur. Bakın, eğer Arda Barcelona'da oynadığı gibi iç orta saha veya 10 numara pozisyonunda oynasaydı, kötü oynasaydı, işte o zaman belki Arda'yı eleştirebilirdik biz. Ama inanın burada en az suçlu ben Arda'nın olduğunu düşünüyorum. Çünkü Arda oynamaması gereken bir mevkide siz onu eğer oynatırsan ve yapamayacağı görevleri ona sen yüklersen, hem bu şekilde milli takıma fayda sağlayamaz, hem de taraftarlar tarafından da protestoya maruz kalırlar. Yazık ya, vallahi çok üzüldüm. Gerçekten turnuva tarihindeki 96 yılındaki Danimarka maçından sonra, o da 3-0'dı. En farklı mağlubiyet oldu. Yani bence 3-0, 2-0 tabii ki genel avarajda belki Çekleri yenersek bu da bizim önümüze gelecek. Bu anlamda da değil mi Ömer? Onu da söyle. Ya, tabii ki. Yani üçüncülük şansımızı da zora soktuk. Bakın, kazanmamız durumunda evet, daha iyi. Kazanmamız durumunda daha, daha iyi. Çünkü dört tane grubun en iyi üçüncüsü çıkacak. Yani biz üçüncü olup çıkamayabiliriz yani. Çünkü şundan dolayı avaraj bakımından da turnuvadaki şu an ilk defa 3 gol yiyen bir maçta ilk takım olduk. Şimdi bir defa matematiksel anlamda ilk iki şansımız bitti. Bitti. Hırvatlar 4, İspanya 6 puan yaptı. Evet. Şimdi diğer gruplara da bir bakalım. Hı hı. Ondan sonra şey yapalım. Engin Berel olur mu? Ondan sonra değerlendirelim. Diğer gruplara bakmadan önce bizim Çek Cumhuriyeti'ni yenmemiz lazım tabii zaten. Ya şimdi üçüncü tabii olmamız için. Programın sonra ilerleyen tabii bölümünde varsayımlar üzerine konuşalım diyorum. Doğru. Şu anda. Her şey tabii varsayımlar üzerine. Neden bu dağıldık? Neden böyle oldu? Şimdi esasında Amerika'yı yeniden keşfetmenin bir anlamı yok. Bu ülke, biz yorumcular, gazeteci arkadaşlarımız, biz gazeteciler nedense böyle bir türlü kral çıplak demesini öğrenemedik bu ülkede ya. Başkanları da söylemesini öğrenemedik. Bazı teknik adamların da söylemesini öğrenemedik. Hep hayal sattık. Gerçekleri konuşanlar da toplum bazında değil ama spor dünyası çerçevesi içerisinde nedense böyle öcü gibi veya kötü insan gibi görülüyor ama işte bizim konuştuklarımız ortaya evet çıktı. Bunları söyleyin kardeşim. Yine söylüyorum. Biz bu turnuvaya bir mucizeyle gittik. Bunu bir kere herkes bilecek. Hakkımızda değil. Bir mucizeyle gittik. Fazla da konuyu açmak istemiyorum ama mucize gittim diyorum. Konuyu kapatıyorum. Yapılan 4 tane hazırlık maçı var. Bu 4 tane hazırlık maçı başta Sayın Fatih Terim'i kandırmıştır. Daha sonra spor basını kandırmıştır. Bazı kalemler gerçekleri söylemiştir. Bazı yorumcular çok az da olsa gerçekleri söylemiştir. Kaka çocuk olmuşlardır onlar. Ama maalesef bu Türk futbolunda milli takım bazında, futbol federasyonu ve kulüpler bazında eyyamcılık yapmak modası bitmeden ne Türk futbolu ne de Türk futbolun içerisinde kulüpler kalkınabilir. Kalkınmaz kardeşim. Sen takım olarak bir kere
4,5-5 tane futbolcun yedek kulübesinde oturup sen Avrupa arenasına yedek kendi takımın önemli adamlarla ilk 11 çıkarsan tabii ki diyeceksin ki kötü 3-0. Ben 3-0'ı bıraktım bir yere. Ben... Şunu tam öğrenelim mi? Gereği neyse yapacağımızdan yani turnuva sonunda hani veda edecek. Zaten bunu çok telaffuz etmeye başladı. Bu da federasyonun büyük tepkisine neden oldu. Arkadaşlar gelin son kez belki fotoğraf çektirelim. Bir daha bulamazsınız. Veya benli veya bensiz gibi söylemlerini Futbol Federasyonu 5+2 yıllık sözleşmesi olduğunu hatırlatmıştı. 2,5 yılı 3 yıla yakın bölümü doluyor. Daha önde bir 2+2 yılı daha vardı. Ama hocanın bir takım yerlere böyle sürekli mesajlar vermesi federasyon kanadında da hoş karşılanmadı. O en azından öyle söyleyeyim. Bu sözü bir deneyeceğiz. Sen şimdi 4,5 tane futbolcun kendi takımları oynamazken bunları ilk 11'de sürersen aynı tip futbolcu karakterlerinden orta saha yaratırsan oynadığın takım İspanya milli takımı son 2 sene Avrupa şampiyonasının şampiyonu. Evet. Ama sen bazı futbolcularınla kendinle topluma böyle antipatik olacak konuşmalar, hareketler yaparsan o zaman ne oluyor? Sana da seyirci içeri girer, saldırır. Senin takım kaptanına da ıslık çalıp yuvalanır. Çıkarsan bir problem, çıkarmasan bir problem. Futbolda skor olabilir. Benim üzüldüğüm konu ne? Bugünkü futbolu şöyle kısaca sizlere hatırlatayım. Bizi izleyenler de. İlk yarı %68'e 132 top İspanyollarda. İspanyollar 9 tane şut çekmiş, 3 tane kaleye tutmuş, 2 tane golleri var. Biz 3 tane şut çekmişiz, 0 ilk yarı. İkinci yarı 3 tane şutumuz var, 0. Maçta 3-0. Korneri 54. dakikada atmıştık ilk kornerimizi. Maç boyunca 2 tane korner attık. Şimdi bu tabloya baktığımız zaman kusura bakmasın kimseye ama 42 sene önce ben ilk milli olduğum zamanki futbolu oynadı bugün bir takım. Tam 42 sene önce biz böyle oynuyorduk. Kaleci dahil 10 kişi defans, bir kişi ileride. Cemil Turan ileride dururdu. Maç öncesi aynı şekilde konuştuk. Bu şekilde bir anlayışla hiçbire gidemeyiz. İleri gitmemiz mümkün değil. Sadece dedik ki ne konuşmuştuk? Tek oyun planı şu. Sadece Burak'ı kaçırabiliriz. Ama aynen bahsettiğin gibi yani bu şekilde bir futbol artık kalmadı. Bu şekilde bir oyun anlayışıyla artık Avrupa futbolunda bir ekol olman imkansız. Hep neyi konuştuk biz? Arda, Hakan kanatlarda bekleri kovalayamazlar. Ve defanstan hücuma geçişlerde top taşıma görevini siz bu oyunculara verirseniz bunu yapamazlar. O görev yapacak kim vardır? Volkan Şen vardır, Olcay vardır, Emre Mor vardır. Hep bu tarz oyuncular yapmak zorunda. Kerim Fıray gibi bir oyuncu olsaydı o yapabilirdi. Kesinlikle ben hep çabuk adam, çok iyi kat eden bir adam. Aslında kadro planlamasında da bizim çok büyük yanlışımız vardı. Hep anlatmaya çalıştık i̇şte, bunu. Ben de valla... Gerekli oyuncular alınmadığı için Mehmet Topal'ı maalesef defansta kullandık. Orta sahada kullanamadık. Ve şu bana çok ilginç geldi mesela. 46. dakika oyuncu değişikliği. Nuri oyuna girdi. Fakat... Ozan Hakan çıktı değil mi? Ozan Tufan sağ açıkta oynadı. Sağ açık Ozan, sol açık Arda. Yani bu benim için çok büyük bir soru işaretiydi. Çünkü Ozan elinizdeki oyunculara bakıyorsunuz. Emre Mor var, Volkan Şen var, Olcay var. Ve sizin oyuna aldığınız oyuncu Nuri'yi orta sahaya alıyorsunuz. İşte Selçuk Tekönlüber önlerinde Nuri Oğuzhan, sağ kanat Ozan. Ve 62. dakikaya kadar biz o şekilde oynadık. Ondan sonra Olcay oyuna girdikten sonra da Selçuk, Ozan, Nuri bu şekilde bir orta saha kurgusu ve ısrarla hala Arda'yı kanatta kullanmaya devam etmesi ve izleyiciler tarafından da ondan sonra oyundan Arda'nın kopması protesto edilmesi. Ömer 2-0'dan sonra Hakan'ı çıkartıp Nuri'yi oyunu almanın çok inanılır gibi değildi. Yani hiçbir şey yani oraya sokacağın adamlar işte Emre Mor olur, Cenk olur, Volkan Şen olur. Yani bu üçünden birinin olması evet. lazım. 2-0 mağlupsun. Yok. Ne yapmayı? Sen o zaman 3-4-5 olmasın diye mi? Kesinlikle bak Engin abi. O değişikliğin ben sadece o amaçla... Çünkü Alba çok geliyor. Onu ben işte Ozan'la bağlı kapatayım. Ama işte teknik direktörlerin bence en büyük yanıldığı nokta bu. Ozan'ın defansif anlayıştaki futbolcu kimliğinde yani, baktığı zaman yok ki. Mesela hep şunu atlıyoruz. Rakibin bek oyuncularının karşısına siz onları durdurmak için... Orta saha özellikle oyuncu koyarsanız
o rakip her zaman sizin üzerinize gelir ve oyun içinde diri kalır. Yani öyle bir şey de olmaz. Olmaz yani. Çünkü sahadan sadece kağıt adamı üzerinde olamaz yani. Bu imkansız. Yani ya Fatih, burada hepimiz ne dedik ya? Ben burada çok açık maçtan önce program yaptığımızda bu kadroyla 3 olur dedim. Evet. En az 3 oldu. Bak sen mi söyleyeyim, adamlar iyi niyetinden gelmediler. Ben 48'de. Doğru mu Ömer? 48'de yani son 20 dakika oldu. Artık aynen. İşi Rölent'te top çevirdiler. Bıraktılar artık yani. Sakatlık da olmasın, aynen. Kart da olmasın düşüncesiyle tamamen artık. 45 dakika sahiden teşekkür etmek lazım. Bu değil bak demiş. Terim'in bu açıklaması diye bir açıklaması daha var. Bugün teslimiyetçi bir takım diye mücadeleyi bırakan bir takımla ilgili. Bak ona bak, çok. Bugün vazgeçen bir takım vardı. Ona şu cevabım var. Siz eğer oynaması gereken oyuncuları hep anlattık. Doğru mevkilerde oynatmazsanız o oyuncular coşkulu olamazlar. Ve efektif bir oyun ortaya koyamazsınız. Biz hep ne bekliyoruz? Bakın bizim 20 yıldır Türk futbolunda düştüğümüz yanılgı şu. Hep sadece oyuncular çıkacak. Oyuncular çok mücadele edecekler. Oyuncular savaşacaklar. Oyuncular coşkulu oynayacaklar. Ya artık dünyada böyle bir oyun kalmadı. Tamam 2008 yılında belki böyle bir vardı, böyle bir oyun anlayışı vardı ama artık böyle bir futbol yok artık dünyada. O yüzden bizim gerçekleri görmemiz gerekiyor. Yalnız bu laf benim bugün çok, bak, vazgeçen, bu çok, bu evet bu enteresan bir ya, bunu altını çizmek, hayır, bunu masaya yatırmak lazım. Ne demek bu, futbolcuları atıyorsun sen altını ne? Hayır bu takımı bu hale getiren, ya bu kadroyu kuran Türkiye'de kim? En çok övülen insanların başında Fatih Terim gelir. Evet. Dünyada hiçbir insanın başına yaşarken iki stada adını verildiğini görmedim. Helal hoş olsun. Belki dünyada yok. Fatih Hoca'nın adı, evet. Doğrusu bu dünyada bak. Dünyada yok biliyor musun? İnsanlara yaşarken gereken muameleyi vereceksin. Öldükten sonra yani, değil. Doğru. Bir de şunu eklemek yaşarken istiyorum. Yaşarken sana bu halk, bu ülke senin adını iki sada mesela, vermiş. Çok güzel evet. Bir şey. Doğru mu Ömer? Şu eleştirileri mesela eğer maç oynanmadan önce, turnuvadan önce bu şekilde anlatmasaydık o zaman şimdi bunları söyleme hakkımız yoktu. Ama biz bunları hem turnuvadan önce hem hazırlık aşamasında hep tekrarladık. Bakın yanılgı içerisindeyiz. Bu şekilde kadar çöküş göstereceğimizi tahmin ben etmiyorum. Ben inanın bu şekilde bir çöküş bekliyordum. Çünkü hep şu konuşuldu. Oğuzhan da mesela yıldız olacak diye hep söylendi. Bugün ne Oğuzhan ne Selçuk hiç ismini duydunuz mu maç içerisinde? Hiç yoktu. Ben Selçuk'u bir defa gördüm. Bakın inanın Oğuzhan'a duymadım. Selçuk'u gördüm. Bakın bunda oyuncuların kimle oynadığı çok önemli ve nasıl bir sistemle oynadığı çok önemli. Ve bu yüzden de böyle büyük bir turnuvayı bazı oyuncularımız belki yıldız olacak tamamlayacaklardı. Fakat yapmış olduğumuz oyun sistemindeki ısrar bizi bu kadar düşük bir seviye takım olarak göstermiş. Ömer Yunus takımında oynuyor mu? Yani zaman oynuyor ama şunu söyleyebilirim. Mainz'de oynamış yani ben baktım. Oynadı. Yani on numara pozisyonunda oynuyor. Oynuyor evet. Tamam. Fakat bence milli takımın 10 numarası olacak bakın. Hayır yani Nuri oynamıyor değil mi? Nuri oynamıyor. Tamam öyle Olcay da Beşiktaş'ta banko oynamıyor. Hı hı. Oynuyor. Olcay yani ilk 11'de başlıyor ama sonradan ilk çıkan yani, Olcay hep oynuyor. Yani bir Oğuzhan değil. Bir Gomez değil. Bir Sosa değil. Ya, yok ama hayır. Yani, Olcay, şu açıdan Olcay yeterli hayır, süreyi aldı. Yani baktığın zaman takımın çoğu. Bak Volkan Babacan. İlk 11'de oynamayan futbolcan kurulu. Volkan Babacan. 34'ünü oynadı. Oynuyor. Yani Volkan Şen niye yok abi? Mehmet Topal oynadı. Oynuyor. Gökhan Gönül'le oynuyor. Oynadı. Caner son bir ay işte. Kalı dışı kalana kadar oynadı. Oğuzhan Çalhanoğlu oynuyor. Leverkusen de Selçuk İnan full oynuyor. Ozan Arda oynamıyor. Ozan oynuyor. Topal full oynuyor. Ozan oynamıyor. Burak oynuyordu yani Galatasaray'da veya. Ya buradaki şimdi. Bence en nokta Ozan üzerinde Cenk bu kadar oynamıyordu. Ozan üzerinde bir takım kurulması beni çok şaşırttı. Ozan yani oynaması beni sana şaşırttı. Biz gerçekten sanki bu takımın yıldızı Ozan Tufan'mış gibi onun üzerine kurulmuş. Ve Ozan hiç çıkmadı bak dikkat ediyor musun? Hiç çıkmadı. O da çok enteresan. Çok, yani çok mu iyi oynuyor? Çok mu kuvvetli? İşte ben de o yüzden bir inatlaşma görüyorum. Sayın inanamıyorum ya. Bu niye inadı? Anlamadım biz ki. Biz hatalı bir kadroyla gittiğimiz kesin. Evet. Ersan, Ömer Yalçın, Ömer Toprak, Kerim Fıray da dahil buna. Ali Çamdalı. Ömer Ali Şahiner. Evet. Aytaç. Bunlar alınabilirdi. Doğru. Tamam hadi bunları almadın. O zaman şöyle yapmak lazım mantık. Benim elimde kim var stoper? Semih Kaya ve Ahmet Çalık. Ha, İyi kötü tartışılır. Evet. Ama gerçek mevkilerindeki Semih adamlar Semih ile Hakan'ı başlar. Oynat. Topaları önünde oynat. Doğrusu bu. Aynı, Semih ile Hakan'ı oynatırsın. O zaman aynı kimse işte Atiba Oğuzhan etkisini yapabilirlerdi. Tabii. Ama ha, bir şey mi olur? 3 olmazsa 4 olur ama sen doğruyu yap. Biz inanın bu kadar vurdum duymaz bir takım ben seyretmedim. Doğru oyuncularla eğer biz oynasaydık belki yine mağlup olacaktık. Ama hiç yoktan yani futbolun doğrularını yani futbolun ne var şu anki futbolda?
Orta sahada mutlaka top kapa, tutan, top kaleye, kapabilen. Kaleye tutan şutun yok. Defansından hücuma geçişte o bağlantıyı sağlayan oyuncu olması lazım. Ömer, kanatlarda oyuncuların olması yok. Gerekiyor. Bak, kaleye tutan şutun yok. Ne diyorsun sen ya? Kaleye tutan şutun yok. Bak, İki tane korner atmışsın, 54. dakikada bir tanesini atıyorsun. Böyle bir rezalet var mı? Koskocaman milli takım yani. Maç öncesinde şunu konuşmuştuk. Mehmet Topal, Hakan Balta. Hep ne anlatılmıştı bize turnuva öncesinde? İşte iki tane bu tarz oyuncuyla oynayacağım. Topun bizde kalmasını sağlayacağım. 44. dakikada ilk defa biz geriden pas ile çıkabildik. 44. dakikaya kadar hep out atışlarını Volkan Babacan'la uzun olarak kullandık. Ama açıklandığı zaman bu kadro hep Fatih Terim'in kafasındaki neydi? Bu ben artık topa sahip olabilen stoperle oynayacağım. Ama o oyuncuların o şekilde hiçbir zaman kullanmadık. İki maçta da hiçbir şekilde o oyuncuları geriden oyun kurabilen bir oyun anlayışıyla bir sahaya çıkmadık. O da beni inanın bu turnuvada en büyük soru işaretlerinden birisi diye düşünüyorum. Yalnız ben Fatih Terim'e yakışmayacak veya Fatih Terim'in ağzından hiç duymadığım bir olay söylüyor. Ben hiçbir zaman vazgeçen bir adam değilim ama erken bırakan, değil mi? Öyle evet. Onu erken pes eden havasında bir takım vardı sahada diyerekten. Şimdi bunun esasında bir nedeni var ki bunu söylüyor Fatih Terim. Hı hı. Yani bu takım niye erken pes etti? Bence hiç valla sahadaki oyuncuları ben kabahat ederim. Sen adamları doğru yerinde oynat. Ondan sonra de ki bunlar evet ruhsuz oynadılar. Aynen. Bunlar mücadele etmediler de. Sen şimdi Mehmet Topal. Adam stoper bir oynamamış ki. Ki bugün adam orada gollerde, gollerin çoğu da topu kornere mi vurayım? Bu tarafa mı vurayım? Biraz top uzun kaçtı. Hep alışmış. Arkasında bir oyuncu oynamaya alışmış. Mecburen top olduğu yerde indi. Adama şey oldu. Geri Morata'ya geri pası oldu. Ama bu gerçekleri hazırlık maçlarını görmedi işte. Onu diyorum. Hazırlık maçlarında evet. Kandırıldı. Nolito çünkü attı değil mi onunla? Güçlü. Evet. Nolito attı. Nolito attı. Güçlü takımlarla sen hazırlık maçı yapmazsan gerçekleri göremezsin. Yok. Bence hazırlık maçları falan doğruydu. Niye? Nasıl doğruydu? O zaman doğru 11. Bir dakika. Hayır doğru 11 o zaman. Onlar yani, oynamadı ki orada. Kim oynamadı? Olur mu? Mehmet Topal'la Hakan bütün hazırlık maçlarını oynadı. Şunu ekleyeyim. Bakın Slovenya maçı oynadı. Bize çok net bir şekilde aslında bir done verdi. Ya hatırlayın. Ben İngiltere maçında da aldım. Rakibin sağ beki ve sol beki neredeyse sol açık sağ açık gibi oynadılar. Ya o maçta Hırvatistan maçında eğer oynarsak Slovenya takımı Hırvatistan takımından 3 tık daha aşağı bir. Hırvat takımı daha üst bir takım. Ve bu net bir şekilde göründü. Eğer biz böyle oynarsak sen ondan önceki maçı da 1-0 90 artı 5'te 6'da. Tabii Karadağ maçı da. Karadağ yani şimdi Karadağ nedir abi Karadağ? Aynen. Karadağ yani bu takımda başka konular var. Onu da zamanı gelince şimdi bir maçımız daha var. Belki şey yapmak istemiyorum ama bunun bazı nedenleri var. Futbol Federasyonu'nda bazı şeyler sormak lazım. Yani kulağıma gelen daha Fransalardan kulağıma gelen bazı olaylar maddi olaylarla ilgili, primlerle ilgili. Bunu bu akşam konuşmak istemiyorum ama zamanı geldiği zaman onu konuşmak lazım. Şimdi böyle 3-0 mağlubiyetten sonra konuyu açmak bana yakışmaz ama ya gerçekleri de zaman geldi anlatmak lazım. Futbola zaten böyle domine etmiş, ondan sonra her turnuvaya damgasını vurmuş bir takım değiliz. Ya bana göre maçtan önce de sanki İspanya 3 Türkiye bana çok normal gelirdi. Açık konuşalım. Biz kimiz ki yani? Biz bir futbol ülkesi, gerçekleri bir futbol lazım. Kültürüne sahip bir ülke değiliz. Bir defa Türkiye'de bir spor kültürü denen bir şey yok. Evet. Türkiye'de daha çok kaos var. Türkiye'de kavga, hakemler, yöneticiler, taraftarlar. Bunlarla beslenen bir toplumuz, doğru mu? Yalnız benim böyle çok hani sürekli yurt dışına benim, işte futbolcuyu evet, ihraç eden bir ülke değiliz. Fakat benim üzüntüm şu. Bakın ilk 1996 Fatih Terim başlangıç. 2016. 20 yıl geçmiş aradan. Hani 20 yıl Türk futbolunda söz sahibi teknik direktörümüz var. Evet. Ama geldiğimiz nokta bu olmamalı. Yani bu 20 yıl içerisinde biz çok daha iyi yapılanmalıydık. Yani bu 20 yılı ben hep işte o bahsetmiş olduğumuz coşkulu futbol, işte oyuncular iyi oynamadılar veya oyuncular çok yıldız oldu. Hep turnuvalarda ya göklere çıkarttık ya aşağılara indirdik. İyi. Ve gerçek konuşmamız gerekenleri konuşmadık maalesef. Tamam, bir nefes alalım. Süleyman Rodop'a gidelim. O da şehrin çeşitli noktalarına bugün dolaştı etti. Şu anda en son durak nerede? Bayrampaşa'da mı? Arda'nın Paşa'sında. Gazi Osman Paşa'da. Bakalım sokağın sesi ne düşünüyor? Muhtemelen herkes çok üzgün, karamsardır. Süleyman Rodop'a sözü bırakalım. Sevgili Süleyman, kimlerle maçı izledin? Nasıl kalabalık mıydı etraf? İstanbul'da bugün çok sıcaktı ve güzel bir hava vardı. Sözü sana bırakalım. İnsanlar ne düşünüyorlar?
milli takımla ilgili, Avrupa Şampiyonası ile ilgili. Evet, şu anda bulunduğumuz nokta Gazi Osman Paşa'da, Gazi Osman Paşa Meydanı'ndayız. Neden buradayız? Çünkü şimdi Tamer arkadaşım gösteriyor size. Bundan 2 saat önce milli takımımızın İspanya maçı öncesi buraya dev bir ekran kurulmuştu Gazi Osman Paşa Belediyesi tarafından. Ve burada 3-4 bin kişi maçı ellerinde Türk bayraklarıyla geldiler, seyrettiler. Bir umut içinde seyrettiler. Tabii ki arka arkaya İspanya'nın golleri geldikten sonra da hele hele maçtan sonra işte meydan böyle bomboş bir şekilde kaldı. Görüyorsunuz her tarafı ay yıldızlı bayraklarla donatmışlardı. Herkes elinde bayrağını alan buraya gelmişti. Tabii maçtan böyle üzüntülü ayrılan taraftarlar daha sonra işte yine parkın çeşitli köşelerine oturdular. Buradan milli takım sohbetleri yapıyorlar. Şimdi biz de taraftarlara maçla ilgili fikirlerini soracağız. Evet, maçı seyrettiniz. Evet. Maalesef 3-0'lık bir mağlubiyet. Neler söylemek istersiniz? Söylenecek söz yok. Çok çok üzgünüz. Böyle bir mağlubiyet beklemiyorduk. Yine milli takımımızın her zaman olduğu gibi bundan sonra da yine arkasındayız, destekleyeceğiz. Ama müthiş bir üzüntü. Bu heyecanın sonu bu olmaması gerekirdi. Nerelerde hatalar vardı? Yani futbolu şimdi Fatih Terim hocamız milli takımların teknik direktörü, duayen bir insan. Hocamızın yapmış olduğu hatayı bizim söylememiz doğru değil belki ama yani bunca stoperlerin arasında bir ön liberodan stoper yaratmaya çalışması şahsımca bir hata olarak görüyorum. Evet, şimdi arkadaşlar da soralım. Size soruyoruz. Biz şimdi reklam takımı değil, Arda milli takım çok eleştirildi. Ne diyorsun? Talihsizlik oldu. Maçta. İnşallah önümüzdeki maçlara bakarız. Bundan sonraki maçlarda inşallah biraz daha başarılı olacağız inşallah. Evet, görüyorsunuz yani meydanda maçı seyreden İnsanlar yine de umutlarını kaybetmemişler son maça. Bakın şurada da bayanlar var ki biz onlarla beraber maçı seyretmiştik. Kendileri de maç 2-0 olduktan sonra, devre arası olduktan sonra yavaş yavaş olay yerini terk etmişlerdi. Hanımefendi, iyi akşamlar. Şimdi hanımların görüşlerini alıyoruz futbol konusunda. Maçı seyrettiniz maalesef. Evet, maalesef üzgünüz. Milli takım için buradaydık. Dev ekranda izledik ama... Yani sonuç hüsran. İki maçtır bırak gol pozisyonu, süt bile içemiyoruz. Fatih Terim anca şekil şıkul yapıyor. Hani üzgünüz. Arda çok eleştirildi. Futbolculara tepkiler vardı. Burada meydanda da ayağına Burak'ın, Arda'nın top geldiği zaman bazı olumsuz tezahüratlar vardı. Evet, evet. Gol pozisyonu hiç olmaması üzücü bir durum. Evet, görüyorsunuz yani burada artık meydandakilerin de konuşacak takatı da kalmadı. Neden kalmadı? 3-0'lık bir mağlubiyet. Buraya coşkuyla gelen insanların maalesef evlerine, hüzünle gitmesini sağladı. Biz şimdilik İstanbul'un bir bölgesindeyiz de Gazi Osman Paşa'dayız. Genellikle İstanbul'un her bölgesi öyle. Bakın, bakıyorsunuz işte meydan bomboş kaldı artık. Sen seyrettin mi maçı? Ne söyleyeceksin? Bir vatandaşımız daha var yanımızda. Etmedim ya, ben şanmadım. İzlemedim ya. Tamam. İzlemedim abi. Evet, gördüğünüz gibi burada artık yapacak hiçbir şey de yok. İnsanlar da yavaş yavaş dağılarak meydanı terk ettiler. Evet, tabii keyiflerin olmaması son derece normal. Engin Verel, Euro 2008'de ondan sonra gittiğimiz, çünkü bu bizim ilk turnuvamız i̇lk oldu. Turnuva, evet. Ne farklar gördün? O zaman da Portekiz'e yenilmiştik 2-0. Sonra İsviçre'yi geriden gelip yenmiştik. Çekleri geriden gelip yenmiştik. O ruh yok değil mi? O mücadele bir defa kesinlikle o ruh yok. Bugünkü rakiplerimiz daha kuvvetli. Türk futbolu bana göre 14 yabancı serbestten sonra geriye gitti. Geriye düştü yani. Peki ama eldeki kadro ama daha iyi işlenemez miydi? Yani daha iyi yoğrulamaz mıydı bu kadro? Yani senin kadron çok yoğursak, iyi. Senin doğru adamlar alsak, adaletli formayı dağılsaydık bu takım bence bu kadar büyük bir hüsran yaşamazdı bu iki maçta. O potansiyel var bence Türk futbolunda. Ben sana söyleyeyim mi? Açık söyleyeyim. Pek fazla bir şey değişmezdi. Ama şu olurdu. Daha istekli, daha arzulu. Yani rakip top çevirirken film seyreder gibi futbolcu kardeşlerimizi görmezdik. En basit pres yapardık. Şimdi bakıyorum İspanya top çeviriyor. Zaten özellikleri o. Ama bizim geri seyrediyor. Kim topu ayağına alsa bizim arkadaşlarımız, kardeşlerimiz 3-4 metre uzakta. Nerede pres anında yapılır? Onlar ne yapıyor? Bizimkiler
Bizim futbolcu kardeşlerimize top geldiği zaman iki kişi birden pres yapıyorlar. İşte bunu biz niye yapamıyoruz? Demek kondisyonumuz eksik. Ya da başka problemleri var. Ama orada istikrar var. Bu kadro nereden baksan kaç yıldır beraber oynuyor ya bu İspanya kadrosu. Bizim birkaç tane adamlar değişiyor. İskelet, omurga hep aynı. Pique, Ramos, Iniesta, Busquets. Peki bizim kadromuzda 5 aşağı 5 yukarı. Yani ana kadro adamların omurgasında bir değişiklik olmuyor. Ama bizim hala o mirası yiyorlar. Bizde de aynı. Yani bak şimdi yani, Gökhan. Sen Mehmet de o yerde oynatmıyorsun ki işte hepimiz yani söylüyoruz. Doğru, tamam seninle beraberim. Burada Arda'nın mesela, ne işi var sol kanat veya sağ kanatta? Bu orta saha bir kere çıkmaz. Bir. Mehmet Topal ön libero oldu. Ya Mehmet Topal niye çok iyi topçu diyoruz? Neden dolayı takdir ediyoruz Mehmet Topal'ı? Ön libero'da oynadığı için. Nereden çıktı stoper? Ama ben yani söylüyorum. Hazırlık maçlarını stopere koydu. 1-0 kazandık ya. İngiltere'de 2-1 mağlup olduk. O da çok güzel. E ne yaptı? Aa ben de tutturdum, buldum. Yok sen bulmadın. Evet. Sen hayal sattın. Çünkü o maçlar seni kandırdı. Orası bu arena gerçek arena. Ve hazırlık maçları oynadığın takımlardan daha kuvvetliler. Bitti mi sence şans? Ya git, yenebilirsin Çekoslovakya. Bana göre bu futbolla onu da yenemezsin. Çekoslovakya'yı yenmen imkansız. Diyelim yendin 1-0 yendin. 3 puanla iyiler arasına girsen ne olur? Ama belki 1-0 kazanmak bile yetmeyecek yani. Bu gerçek. Kötü. Çünkü yani avarajın -4. 1-0 kazansan -3'te giremez misin? Sevgili Ümit, siz umutluydunuz ama biz stüdyoda hiç umutlu değildik kadroyu görünce. Çünkü Hırvat maçında çok kötü oynamış bir kadro. Aynı kadroydu Burak Cenk dışında. Neler aktaracaksın bize? Arda'ya bu tepkiyi bu kadar abartılması, bu kadar büyütülmesinin nedeni neydi? Neden mi takımımız böylesine bir hayal kırıklığı yarattı? Ya nereden başlayacağımı tabii bilmiyorum ama ilk başta şunu söyleyebilirim. Yani oyuncuların gururu... Sesini açabilir miyiz Ümit'in arkadaşlar? Evet. Geliyor mu sesin şu an? Şimdi daha iyi duyuyoruz, evet. Evet, oyuncuların gururu gitmiş, milli takımın ruhu kaybolmuş. Bunu manşet olarak söyleyebilirim ilk başta. Yani sahada bir tane gururlu oyuncu görmedik maalesef. Ama en baştan başlamak istiyorum. Aslında çok güzel bir atmosfer vardı statta. Yani seyirciler olsun, yani ambiyans, yani Türk ağırlıklı seyirciydi zaten, yine tribünler doluydu. Ve inanılmaz bir ambiyans. Ama tabii biz kadroyu görünce yani neredeyse herkes futbol olan herkes bir ah çekti, bu kadro olmaz dedi. Hakikaten de olmadı yani. Bu kadro daha diziliş. Bir tek Murat'la Cenk değişikliği herkesi şaşırttı açıkçası. Emre Mor gibi ya da başka oyuncular gibi sağ sürülmedi. Yani Fatih Hoca herhalde bu oyuncuların hani tepki vermesini bekledi ama futbolcular tepkisiz kaldı. Ben de çok üzgünüm hakikaten. Ben o kadar sinirlendim ki maç esnasında. Yani konuşmak bile şu an zor gidiyor. Hakikaten burada insanlarla hani çıkışta fotoğraf çektirdik. Hepsi üzgün, işte futbola geri dönün gibi cümleler hep kurdu. İşte yani yanında İlhan Mars gibi, Ahmet Dursun, işte Hakan Ünsal gibi, Tanju Çolak gibi. Hatta Tanju abi diyor, sen oynasan bile daha iyi oynarsın dediler yani. Neler çektik. Çok üzüldü hakikaten. Çünkü peki Arda olayı nasıl üzüldü, böyle büyüdü? Arda'ya tepki niye hep kurban Arda oldu? Reklamlarda çok oynadığı için mi? En çok göze batan oyuncumuz olduğu için mi? Neden sence? Şimdi tabii ki mutlaka o reklamların da büyük etkisi var. Ama tabii sonuçta takımın kaptanı en büyük tepki oldu. Takımın yıldızı olduğu için tepkileri o çekmek zorunda. Tabii burada İspanya seyircisinin alayca mı? Bana göre alay değildi o. Bana göre Arda Turan destek vermesi çok enteresan. Bizimkilerin yuhlaması yani... Tamam, oyuncuyu eleştirebilirsin sonuna kadar. Dibine vur eleştirin ama sahada biz futbolcusunun bu şekilde, rencide edici şekilde yuhlanması hoş gözükmedi. Yani ben hakikaten orada çok üzüldüm. Yani en çok eleştiren benim Arda'yı ama yani bunun hiçbir oyuncu hak etmiyor bana göre milli takım forması. Çünkü burası Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş spor kulübü diyor. Orada bir oyuncu da mutsuz olabilirsin. Yuhlarsın, yollatırsın, ne bileyim tepkini görürsün ama milli takım sonuçta bu oyuncu sana yıllardır sevinçle yaşatır. Ama İspanya seyircisi Arda'ya destek oldu. Sahanın içindeki İspanyol oyuncular destek verdi. Hakim bile elini sıktı Arda'nın yani. Ama Arda hakikaten kötüydü. Bence Fatih Hoca'nın oyunu ilk yarı oyundan alması gerekiyordu. Bana göre o da Fatih Hoca belki de biraz bilinçli. Biraz da hani yani Arda'yı ortaya atarak biraz kendini kurtarmaya mı çalıştı onu da bilemiyorum. Bence de ama yani tam o tepkilerin başladığı 70. dakikada Selçuk'u çıkartacağını Arda'ya çıkarsa daha iyi olmaz mıydı? Hayır, yani ille şey çocuğu... Arda kötü oynuyor. Bu belli zaten. Sen niye ilk yarı çıkar? Niye sonra sahaya çıkartıyorsun ki? Sen onu kaçıncı dakikadan çıkarsan da oyunda olduktan sonra zaten yuklanacaktı. Onu senin soyunma odasına bırakacaksın. Çok net söylüyorum. Yani soyunma odasına sahaya çıkartacaksın. Sahaya çıkarttığı zaman bu tepkiyle karşı. Yani bu tepkiyi sen tecrübeli bir şekilde
tepki veriyorsun yani seyircisi. Bunun senin tecrübeli bir hocam. Buna tepki vereceğini biliyorsun seyircinin. Ama futbol anlamından bir bakıyorsun Volkan Babacan'la başlayalım. Volkan Babacan out kullanıyor. Yaklaşık bir out kullanması 5 dakika. Zaten 11 kişi defans yapıyorsun. Yani hakikaten amatör sağ, amatör takım gibi sahada görüntüler sergilediler. Yani, Ümit şeyi soracağım. Bu devre arasında bir taraftar biri de Fatih Hoca'ya mı saldırmak istedi? Sen görebildin mi? Evet kulübeye tepki gösterdi. Kulübeye tepki gösterdi. Fatih Hoca'ya doğru koşuyordu. Ama engelledi de. Ama tepkisi kulübeydi yani. Maç sonrasında bir şey oldu mu bizim seyircilerimizin maç olduğu yerde? Maç sonunda hiçbir şey yok. İki tane şerit bombası attılar ama hiç öyle hani abartacak bir şey yok. O kadar yani seyircilerimiz yana bir sıkıntı yok. Şimdi şöyle bir şey var. Ben buradayım şu an. İki gündür buradayım ve inanılmaz insanlarla görüştüm. Yani hakemler olsun, işte federasyon yetkililer olsun, hocalar. Yani inşallah ben dün işte pazar günü yapacağımız programda çok önemli konular anlatacağım. Şu an yanımda Tanju abi var. Tanju abiyi veriyorum size. Tamam. Alo. Sevgili Tanju, Serhat Uluyeren ben. Stüdyomuzda Ömer Çatkıç ve Engin Verel var. Tanju neden böyle oldu? Hemen kısadan sorayım. Ne böyle oldu? Anlamadım. Nasıl bir soru? Neden böyle oldu? Yani neden bu kadar... Bence bunun cevabını Fatih Terim vermedi. Bana göre sevgili Selam. Ama ben bugün Arda adına üzüldüm. Ben bugün takımı tanıyamadım. Ben bugün hayal kırıklığına uğradım. Ben bugün şaşırdım. Yani bizim futbolcuların kalitesi, seviyesi, yeteneği bu değil. Ama sahada duran, koşmayan, bir sistemi olmayan, düzeni olmayan... Yani... İçinden futbol hevesi bitmiş. Yani böyle hani haplanırsın da kafan iyi olur da böyle hiç koşmak istemezsin, durmak istersin. Böyle bir havada başlayan bir milli takımın zaten güzel şeyler yapmayacağı ilk 10. dakikada belli oldu. Ama bana göre bu akşamın çok önemli konu şu. Takım içinde mutlak surette Arda ve Fatih'in savaşı olduğu bir gerçek. Ne savaşı pardon? Arda ve Fatih'in birbirine karşı sevgisizliğin varlığını bu akşam ben çok tane hissettim. Nasıl anladın bunu? Nereden, nasıl, neye dayanarak bu tespiti yapabildin? Yani şimdi siz tabii oradan bazı bölümleri görebiliyorsunuz. Televizyonun verdiği görüntülerle bakabiliyorsunuz maç ama biz burada çok net görebiliyoruz birçok şeyi. Mesela şöyle ki Arda bence 10. dakika oyundan alınmalı. Arda zaten el frenin çekilmiş. Bir araba gibi gitmiyor. Top ayağına geldiği zaman top oyun duruyor. Sadece pas atıyor, pas veriyor. Top kazanmıyor. Bence Arda'yı 10. dakikadan oyundan alması gereken bir partnerim. Oyundan almayarak ikinci yarı taraftarın önüne atmıştır diye düşünüyorum. Atarak da taraftarın yuklamasına yani bunların çirkinliğin en derin noktalarına kadar inmesine sebep oldu bana göre bu akşam. Ama bunun karşılığında da İspanyol seyircisi Arda Turan'ı alkışladı. İspanyol seyircisi tempo tuttu. Yani bana göre bizim seyirci de bunu yapmamalıydı ama ne yazık işte skor bunları getirdi. Kötü oyun bunları getirdi. Yani koşmayan bir takımın sahada Arda mı suçluydu? Arda mı koşmuyordu? Ama Arda'dan büyük umutlar bekleniyordu. Arda'dan çok şey bekleniyordu. Böyle olunca da sahada yeteri kadar koşmayan, gol noktalarına gitmeyen bir Arda olunca da taraftar bunu böyle değerlendirdi. Bana göre eğer Arda'yı yuvlamasalardı %100 Fatih Terim'i yuvlayacaklardı. Ama Fatih Terim buna izin vermedi. İyi bir hamle yaptı, iyi bir oyun yaptı. Arda'yı sahada tutarak Arda'nın yuvlamasına, kendinin de yuvlanmamasına sebep oldu diye düşünüyorum bence. Değişik bir yaklaşım yani kendini kurtardı. Arda'yı sahada tutarak kendisi olan tepkiyi yok etmek için dedi. Sevgili Serhat, şimdi bir teknik adam sahaya çıkan 11'i çok iyi etkiliyor. Çok iyi. Onlarla antrenman yapıyor, onlarla yatıyor, onlarla kalkıyor. Onlarla 24 saat beraber İspanya takımını izliyor, inceletiyor. Yani bakıyor, ediyor. Burada şimdi oyun başladığı andan itibaren ilk 10. dakikada ilk çıkacak ismin Arda olduğunu dışarıdaki taraflar bile gördüğü halde Fatih Terim'in Arda'yı almaması sebebini ben merak ediyorum. Niçin almazsın? Neden almazsın? Ama Tanju yanlış yerde oynatılmadı mı Tanju? Şimdi Arda hiçbir zaman kanat oyuncusu değil ki. Yani Arda'yı sen biraz daha içte oynatsan, Burak'ın arkasında biraz daha serbestlik
serbestlik tanısan... Ama tabii bunun Serhat'cığım, bunun kararını sevgili Fatih Terim sportif direktör veriyor, ben vermiyorum ama ben bugünkü gözlemimi sana aktarıyorum. Arda solda mıydı, sağda mıydı, ortada mıydı ama Arda sağda yoktu. Yani sağda olan var mıydı? Sağda olan da yoktu. Bana göre Arda sağda tek çok koşan, mücadele etmeye çalışan bir Mehmet Topal vardı. Ya kim vardı ki Tanju de, şimdi Selçuk hiç ben maçta görmedim. Sonra formsuz ve moralsiz Caner. Niye İsmail oynamaz? Niye Olcay'la başlanmaz? Niye Emre Mor ikinci yarı denenmez? Hani diyoruz ya, bu çocuğu bir görelim, izleyelim. İşte yani bana göre baştan aşağı iki stoperin, stoper olmayan iki stoperin görev alması, Ozan'ın ikinci yarı sağ açık gibi oynaması. Yani skandal üstüne skandal bir kadroydu zaten. Sevgili Serhat, takımımızın bir sistemi mi var, oyun düzeni mi var? Ben bunu bugün algılayamadım ve göremedim. Bırak bugünü, geçen oynanan maçta da göremedim ya. Allah aşkına Arnavutlu seyrettik, mücadele ediyor, koşuyor, pozisyon buluyor, hücuma çıkıyor. Dün akşam Almanya'ya karşı oynayan Polonya takımını seyrediyorum. Harika şeyler yapıyor, en azından kötü oynasa bile çok koşuyor, pozisyonlara giriyor. Allah aşkına dün akşam ki Polonya maçını seyrettiniz mi? Ama bizim futbolcular, ya bugün yine iddia ediyorum. Hani 100 kilometre 105 diyorlar ya, bana göre bugünkü baktığımız zaman daha az seviyede koştuklarını düşünüyorum. Yani burada teknik isimleri ben eleştirmeyeceğim ama Fatih Hoca da hamlelerini yanlış yapıyor. Fatih Hoca'nın tercihleri de bana göre çok kötü. Ama bu akşam bana göre geceye damgasını vuran olay Türkiye taraftarının Arda'yı yuhalaması. 3 dakika sonra tam karşısı İspanyol seyircilerin Arda Turan'ın arkasında durarak alkışlaması ve Arda Turan'ın oraya doğru gidip el kaldırması, onları alkışlamasıydı bana göre. Yani Arda Turan bugün tam bir down oldu. Yani bir şey artık psikolojik olarak da yerle bir oldu. Şimdi şey maçında, Çekler maçı, yani diyelim ki maçı kazandık, gitme ihtimalimizin azıcık da olsa ortaya çıkma ihtimalini düşünürsek ben Arda Turan'dan bu dakikadan sonra artık bir şey beklemiyorum. En azından bu turnuvada ne diyorsun? Tabii. Arda çok zor gün gece geçirdik bu akşam. Arda çok moralsizle mutsuz oldu da bir gerçek. Ama Arda da taraflara karşı yuhlamaya başlandığı itibaren taraflara işaret etti. Taraflara harekette bulunduğu da bir gerçek. Bunu da söylemek istiyorum ne size. Ömer, yani Engin Bey'e siz sorun. Tanju, iyi akşamlar. İyi akşamlar Engin abi. Tanju'cum ne yaptı seyirci? Tabii hoş bir görüntü değil ama tepki koyduğu zaman Arda kardeşimiz yani nasıl bir tepki koydu? El kol hareketi mi? Parmak şimdi Arda tepkiler, sesler yükselince top ayağına geldiği zaman ilk önce baktı, böyle el işareti yaptı. Ondan sonra da top bir daha geldiği zaman çok daha ses yükselmeye başladı ve Arda bu sefer seyirciyi alkışladı. Alkışlayınca tabii çok daha abartılı şekilde taraftar şey yaptı. Yüklenmeye başladı Engin abi. Tepki koydu. Yani orada Arda'nın da o alkışlığı ve şeyi yapmaması lazım. El işaretini yapmaması lazım. El işareti yapınca anlaşılmadı. Hani baş parmağını yaparsın da iyi liderlik, hani iyi güzel dersin ya. Yani böyle ellik, tek baş parmağını, evet. Orta parmağı için demiyorum. Baş parmağını kullanıp da harika dersin yani böyle. Evet, okey abi. Onu yaptı. Sonra da çok seyirci yükselince alkışladı. Alkışlamaya devam edince de seyirci artık çığırından çıktı. Ama onun akabinde de 3 dakika sonra bütün İspanyol tarafları Arda'ya alkışladı. Arda'ya bağırdı ve Arda'ya gitti, onları teşekkür etti. Kapatın aşağıydı, alkışladı. Böyle bir süreç yaşandı. Ya Engin abi bir kere sorun şu. Fatih Terim'in o tekrardan sonra dışarıda olan takıma müdahale eden Fatih Terim'in kulübeye oturup durması da beni şaşırttı. Yağları mı eridi, ne yaptı bilmiyorum. Arda'nın kendisine gelecek yuhlamayı bana göre Arda'ya gelen yuhlamayla eritmiş oldu diye düşünüyorum, açık söyleyeyim. Peki. Yani bu yuhlamayı, bu şeyi, çirkinliği Arda'nın hak ettiğini düşünmüyorum. Ben Arda'yı çok eleştirdim. Her zaman eleştiririm. Tabii Arda son bir aydır futboldan uzak oldu. Reklam çekimleriydi, oydu buydu derken, 6 ayda futbol oynamadı derken, çok şeyler beklenirken, çok şeyler de veremeyince durum bu hale geldi diye düşünüyorum sevgili Engin abi.
Tanju'cum çok teşekkürler. Yanında İlhan Mansız varmış. Rica edebilir miyiz? Bir dakika. İlhan Mansız. Abi. Merhaba İlhan. Serhat Uluer'den ben 360 TV'den. Merhaba. Alo. İlhan'cım duyabiliyor musun? Serhat Uluer'den ben. Yok. Ahmet'i veriyorum şimdi. Ahmet Tuksun'u veriyorum. Şu an bir dakika. Alo. Ahmetciğim merhaba, Serhat Uluer'en ben. Merhaba abi. Stüdyomuzda sevgili Ömer Çatkıç ve Engin Verel var. Ömer sen sor, Ahmet Dursun'a konuş. Maçı sor. Yani Ahmet, hep maçtan önce hep anlatmaya çalıştık. Hakan, Arda kanatlarda olmayacak. Orta sahada da Selçuk, Ozan, Oğuzhan bu üçlüyle bizim ileri gitmemiz çok zor olduğunu hep anlatmaya çalıştık. Yani evet. Bizim burada gördüklerimiz, siz o stadyumda da aynı şeyleri görmediniz mi? Aynı şekilde bu sorunlarla karşılaşacağımız hep konuşulmadı mı yani? Ya aynı şekilde tartıştık zaten biz bunları. Adam ekibinden ileriye top götüren futbolcumuz olmadığını vesaire diye ama çok fazla yani orada kalmamak lazım diye düşünüyorum ben. Sonuçta yani Türk milli takım olarak çok kötü bir futbol oynadık. Korkak bir futbol oynadık. Ve yani daha tarihi bir farklı bir sonuç olabilirdi. Peki neye bağlıyorsun? Yani siz maç öncesi umutluydunuz. Güzel mesajlar verdiniz. Sana göre hata şu mu? Yanlış kadro, yanlış taktik mi? Ya tabii ki hocanın da yaptığı yanlışlar vardı. Ama ben düşünüyorum ki o formayı, milli formayı giyen futbolcular orada sahaya çıktığı zaman her şeyini yüreğini vererek orada mücadele etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve maalesef yani Mehmet Topal'ın dışında orada mücadele eden ve iyi işler yapmaya çalışan bir futbolcu yoktu. Peki Arda Turan olan bu yüksek volümlü tepkiye bakış açın? Ya o zaten bizleri de şok etti gerçekten. Çünkü Arda yani bu milli takım buraya gelmesindeki yani başrol oyuncularından bir tanesi. Formsuz olabilir, kötü oynayabilir ama yani bizim milletimiz böyle bir futbolcuyu yani yuh alaması veya yani tepki göstermesi yanlış. Ama tabii ki böyle bir durumda ve yani daha kötüsü biz orada tepki gösterirken gidip İspanyolların Arda'yı kucaklaması, şey yapması bu bizim gerçekten utanmamız gereken bir durum. Artık bitti mi sana göre turnuva bizim için? Ya bitti gibi bir şey. Yani çok az şans var, varsa eğer. Üzüntülüyüz yani şimdi. Eğer ki böyle bir korkak futbol oynamasaydık yani iyi bir futbolla pozisyonlara girerek 3-0, 5-0 kaybetsen hiç kimse bir şey söylemezdi. Ama yani böyle bir korkak futbol oynayarak böyle bir sonuç olduğu zaman insan üzülüyor tabii ki. Yani gol bile atamadık yani. Peki bir taşkınlık var mıydı gurbetçilerimiz tarafından veya oradaki maçı izleyen taraftarlarımız tarafından senin gözlemlediğin? Ya galiba bir tane taraftarımız vardı. İçeriye sahaya girmeye çalışan ama onu da engellediler. Onun dışında yani böyle tatsız olan bir olaya şahit olmadı. Var mı başka? Yanında başka programımıza katılmak isteyen kimse var mı sevgili Ahmet? Şu anda Ümit Karahan'a veriyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tamam Ümit'i bir kez daha alalım. Ona da teşekkür ederim. Sağ ol Ahmet'ciğim. İyi yayınlar abi. Sağ ol. Alo. Ümit'ciğim artık pazar günü programda konuşuruz. Var mı söylemek istediğin yani başka bir şey? Evet konuşulacak o kadar çok şey var ki yani bunları telefonda anlatsam yani tamam. Biraz ağır olur. O yüzden size iyi yayınlar diliyorum. Dolu dolu geliyorum. Bomba bir program bizi bekliyor. Yani enteresan şeyler söyleyeceğim. Yani hakikaten insanların bilgisini çekecek. Hem hakemlerle ilgili hem MHK başkanıyla ilgili görüştü. Ne zaman geliyorsun? Yarın mı dönüyorsun kısmetse? Ha, yarın dönüyoruz. Hadi iyi yolculuklar sana. Pazar günü görüşürüz. İyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere selamlar. Sağ ol çok teşekkürler. Evet Ömer herkes aynı şeyleri söylüyor. Herkes bir de şu tabii şuna özellikle Tanju çok vurgu yaptı. Fatih Terim'le Arda Turan arasındaki inatlaşma mı, resleşme mi? Okulları kendi üzerinden alıp ben de öyle algıladım yani şimdi dönmesi. Açık söyleyeyim. O ısı duyduğum anda maç zaten 3 olmuş. Hemen Arda'yı alırdım. Evet. Artık daha fazla yuvalatmazdım onu. Kesinlikle. Yazık yani yok artık küfür yesin çocuk. Kesinlikle. Hem de 48. dakikada yani yeni giriyorsun maç başlıyor 2-3 dakika sonra gol yemiş. Çıkar abi. Ha devre çıkarsa çok daha iyi. Tabii, bak şimdi çok... devre arası çıkarsa çok daha iyi. Keşke ikisini birden orada çıkarsa. Orada kalkıp he. Hakan'a çıkar, ona çıkarsa 2-0 olmuş. Dönmesine şansı yok. İspanya'ya karşı oynuyorsun. Adamlar ya gol burada, daha yememişler. Bak burada
genç kardeşlerimiz de aynı şeyi söylüyor. 3-0 mağlup olmak önemli değil. Futbol tabii ki olacak. Ya oynadığın takım İspanya. Kimse kusura bakmasın, evet, ama biz kendi kendimize böyle gaz veriyoruz. Yok büyük futbol, şu budur, burada biz Türkiye'de kendimizi kandırıyoruz. Bir kere bunu söyleyelim, masaya yatıralım. Yok Türkiye futbol direktörü falan. Dünya hiçbir yerinde futbol direktörü yok. Sen hiç duydun mu İspanya futbol direktörü, İngiltere futbol direktörü, hiç duydun mu? Kendi kendine imparator. Kimmiş imparator? Adam yapıyor, Beckham böyle imparator yapıyor. Ya, beyaz Zico'ya beyaz pele diyor. Buna şunu ekleyebilir miyim? Tabii. Eğer bir kurumda her şeyden sorumlu bir kişi varsa, o kurum için en büyük sorun bence o kişidir. Bu çok net bir şekilde ortaya çıktı. Aynen. Bir insan her işi yapamaz. Her kesinlikle işi yapamazsınız siz mutlaka. Bir insan bildiği işi yapar. Kesinlikle. Sağ içi ise sağ içi. Aynen. Sağ dışı ise bence sana katılıyorum. Yani çimin boyundan forma tasarımına, işte seyahatte o otelin kahvaltısı mı daha iyi bu mu suna kadar. İşte atıyorum işte Tümer'in, yani bir anda mesela şapkadan bir tavşanlar çıkıyor işte. Bir anda diyorlar ki teknik kadro değişti. Tümer, Tuncay, Nihat, işte Fahri olarak. Scott Pirelli dahil mesela, oldu. Ben bilmiyorum. Bunlar Fahri mi çalışıyorlar? Profesyonel mi çalışıyorlar? İnan bilmiyorum. Bu arkadaşların mesela bakıyorsun federasyonda hiçbir resmi görevleri yok, gözükmüyor. Olanlar nerede diye soruyorsun. İşte bilmiyorum mesela Abdullah Ercan, Vedat İnceefe. Elemelerde vardılardı. Sonra burada yoklardı. Bunlar mesela evet, işte Emre Aşık var. Hala bunlar çalışıyor mu çalışmıyor mu inan bilmiyorum. Orada bir tek Fatih Hoca'nın resmi var. Bir de kaleci antrenörü Alper Hoca'nın var. Evet. Yani çünkü mesela Engin Veren'in bütün hep söylediği defalarca 14 artı 14. Fatih Hoca mesela bunları yaparken bana göre bir referandumu yapılması lazım Türkiye'de. Yani nasıl insanlar bir şeyse oylama yaparken, yasa değişikliğine giderken demokratik ülkeler, bizler referanduma gidiyoruz. Cumhurbaşkanı halk mı seçsin, parlamenterler mi seçsin? Bu güzel bir şey. Halka bu önceliği vermek. Bence burada da mesela 14 yabancı. Yani bir atıyorum bir konsey kurulur. Futbol, tamam mı? Evet. Futbol Federasyonu'nun olağanüstü genel kurul toplanır. Orada sorulabilir. Kaç önerileriniz nedir denebilir. Galatasaray'dayken Fatih istemiyordu yabancının fazla olmasını. Bir takım spor olunca yani, gelince. Bak olay nerede biliyor musun esasında? Yani çok zor bir şey değil. Olay nerede? Biz gerçekleri konuşmasını sevmiyoruz. Evet. En doğrusu o. Nedenini bilmiyorum ama hep böyle hocaya da göbekten bağlıyız. Futbolculara göbekten, evet, bağlıyız. Başkanlara göbekten bağlıyız. Kardeşim bunun doğrusu görülüyor zaten. Ya kandırmayalım birbirimizi. Evet. Doğruyu söyleyelim. Biz hep konuştuk. Ne dedik? Biz buraya zor geldik. Şans eseri geldik. Hazırlık maçları bizi aldattı. Fatih Terim'i de aldattı dedik. Şimdi bu doğruları söyle, herkes söylerse bugünkü mağlubiyetler yani, veya bu kadrodan kimse alınmaz. Evet, ama herkes diyor ki aynen, kral çıplak diyemiyoruz. Yani şu an bizim takımımız bunu alır, şunu, evet, da yener, bunu da yener, gidiyoruz. Biz ne diyor? Biz ilk başta biz bitti demeden yani bitmez. Ya böyle. Ya bunlar yani, bu sloganlar güzel. Yani ya güzel ama işte bak sonra ne oluyor? Böyle oluyor. Niye biliyor musun? Sen insanlara hayal satarsan. Sen insanlara belirli bir isim imparatormuş işte Türkiye futbolu. Ben onu yaparım, onu yaparım, azak kaldı. Ha şunu da söyleyelim. Fatih Hoca'nın da fazla üstüne gitmeye gerek yok. Senin futbol takımında, kendi futbol takımında Beşiktaş, Fenerbahçe kurulan burada bir tane yabancı futbolcu var. Şey, Hakan. Öyle değil mi? Diğerleri baktığım zaman hepsi İstanbul, Türkiye'de oynuyor. Bir, o arkadaş geliyor. Senin futbol takımının futbolcuları kondisyonları iyi mi? Değil. Doğru mu? Bunu kim verecek? Fatih Terim vermeyecek. Takım hocaları verecek. Evet. Takım hocaları bunları verememişse bu oynayanlara, o zaman zaten sen niye konuşacaksın ki? Yani burada sen kuvvetsizsen Fatih Terim istediği kadar taktik versin. Pres yap desin. Yani Fatih şimdi burada şunu dedi. Rakibi seyredin. Pres yapmayın mı dedi. Yok Fatih Terim ilk maçta da bu maçta da açıkladı. Futbolun gereken kanunları vardır. Şunları yapmak istiyoruz, yapacağız. Ama senin elindeki futbolcu grubu bu kapasite değilse hiçbir şey yapamazsın. Eğer sen antipatik geliyorsan topluma karşı sen veya bazı futbolcuların bu tepkiyi de koyarlar. Benim üzüldüğüm olay ne? Türk futbolcusuna Türk seyircisi bağırıyor, tepki koyuyor, İspanyol seyircisi, evet, sahip çıkıyor. Beni üzen bu. Haklıdır, haksızdır. Ben bunu, daha ayetten de bitmedi. Yani biz ben yanlışına karşıyım bak tam. Arda, Türk halkı Arda'yı bir defa çok sempatik buluyor. Ama kusura bakma profesyonel futbolcularda Ömer'in ben Fenerbahçe stadında ne küfürler ne şemsiyeler yediğini dün gibi. Profesyonel futbolcular tepki de alır, küfür de yer. Evet tabii küfürü kimse tasvip etmez. Ama şimdi para alan, para kazanan kişiler
Bunlar çünkü toplumda kıskançlık da var. Onda yatıralım yani şimdi bak. Yani toplum olay sadece kıskançlık diye bakmamak yo, lazım. Yok öyle değil mi? Bak Arda'nın mesela bazı bir grup, toplumdaki bazı grup Arda'nın bu şeyine, reklamına takmış. Niye biliyor musun? Tamam, para kazanıyor. Gelmiş, tamam. Yani o futbol federasyonunun işidir. Hayır. Yani o çocuk kabartıyor. Profesyonel. Arda'nın... Çevirecek. Para kazanıyor. Çevirecek. Ha, ama sen şunu diyebilirsin. Eğer onu çeviriyorsan sahada çıkıp oynaman lazım. Ama sen sahada koşmazsan o zaman tepkiyi yersin. Bence tepki olacak. Tepkiyi kimse... Hayır. Büyük... Koşmazsan tepkiyi koy. Bak koşmazsan, iyi oynamazsan. İşte herkes... Çünkü lider futbolcu hep ama iyi olmak zorunda. Yine abi şu var. Hep o bahsettiğimiz. Siz Arda'yı eğer sol kanatta oynatırsanız ve elinizde o işi yapabilecek Olcay, Volkan, Emre Mor bu oyuncuları kullanmayıp Arda'yı siz orada kullanırsanız Arda'ya baştan siz hazırlamış oluyorsunuz. Ama Arda hep orada oynuyor. Bak şimdi ama hayır, söyleyeyim. Arda Barcelona takımında iç orta saha oynuyor. Barcelona takımında değil, milli takımda hep orada oynuyordu ama içeri hep giriyordu. İçeri hep giriyordu. Bugün girmedi. Bu iki maçtır girmiyor, nedenini bilmiyorum. Ama sormak lazım. Şu... Belki de Fatih Hoca girme dedi. Şuna olabilir. Aldanıyoruz. Bizim oynadığımız İzlanda gruptan çıkmayı garantiledi. Çek Cumhuriyeti gruptan çıkmayı garantiledi. Biz onlarla bu şekilde oynadık. O kazandığımız maçları hatırlarsanız. O maçlar da aslında bizi aldattı. Arda servis oynadı. O maçlarda da hatırlarsanız bu şekilde oynadık ama karşımızdaki rakipler çıkmayı garantileyen rakiplerdi. Tabii rölanti de işi götüren adamlardı. Yani biz yanıldık yani. Bu turnuvada bambaşka bir rakipler olacaktı. Bunun farkına varamadık. Bazı futbolcu oynamadı bile. Şimdi o konuna girmek istemiyorum. Mesela yani. Engin abi Arda konusunda mesela bir tek Arda'yı ben eleştirmek istemiyorum. Kesinlikle eleştirmek istemiyorum. Çünkü onun bir kabahati yok. Oynamaması gereken Şu şekilde bağlayacağım. Hayır. Yani, oynamaması gereken bir yerde oynadığı için onu gereksiz bir şekilde protesto edeyim. Ben seninle aynı fikirde değilim. Arda'nın bir tek... Bak ben seninle aynı fikirde değilim. Niye aynı fikirde değilim? Bir dakika, şunu ekleyeceğim. Bitireyim. Arda'yı bir tek şunda eleştirebilirim. Hatırlarsanız bir açıklaması oldu Hırvatistan maçından sonra. Artık kendimi ispatlamak zorunda değilim. Ispatlamama gerek yok. Buna, ben bir tek buna katılmıyorum. Şundan dolayı. Katılılan her turnuvada böyle büyük dünya kupaları olsun, Avrupa şampiyonalarında olsun oyuncular istedikleri kadar büyük takımlarda oynasınlar mutlaka ispatlamak zorundalardır. Orada o kelimeyi yanlış. O turnuvada ispatlayacak mutlaka bir şeyler vardır. Bu Messi için de geçerlidir, Ronaldo için geçerlidir ve diğer bütün büyük oyuncular için de geçerlidir. Çünkü her futbolcu yeni bir takıma transfer olduğu zaman veya böyle bir büyük turnuvada oynadığı zaman her şeyi yeniden ispatlamak zorundadır. Bir de ben şey lafına bozuldum. Hep onu söylüyor, ısrarla yine söylemiş. Ben hayalimin takımında oynuyorum. Hayır. Senin hayalin Barcelona'da oynamak değil. Senin hayalin Barcelona'da gitmek değil. Ne? Arda, senin hayalin Barcelona'da hep oynamak olması lazım. Tamam, doğrudur. Barcelona'ya geldin diye hayallerin bitmiş olamaz. Sen oraya ulaşmışsın. Orada formayı kapmak için daha çok mücadele edeceksin. Şimdi arkadaşlar söylüyorum ya. Cristiano Ronaldo'nun girelim Instagram hesabına. Adam şu saatte bile yine çalışırken tuhaf tuhaf görüntüler koyuyor. Şimdi tabii ki adam hiç yani bir tane ya yediği yemeğin menüsünü koyuyor ya çalışırken görüntüyü koyuyor. Adamın hayat tarzı çalışmak, sağlıklı beslenmek ve çocuğuyla ilgilenmek. Başka bir şey görmedim evet. Adamda ya. Başka paylaşım olmaz mı ya bir insanın? Çok doğru. Bak yemek, işte şey, kinoa, salata, havuç, evet. Biraz et, biraz tavuk, hindi. Ondan sonra bakıyorsun oğluyla işte spor yaparken adam her paylaşımında İşte ya şey çekiyor, lastik çekiyor, ya kürek çekiyor, ya bir şey yapıyor, ya zıplıyor, squat yapıyor. Yani sürekli çalışırken evet. Görüyorum. Ama işte o adam senede 80-90-100 maç oluyor. Onun için Ronaldo oluyor ama. Ya da öbürü Messi oluyor. Şimdi evet. Ömer'in söyledi, Arda'yla ilgili diyor ya kanat oyuncusu. Arda'nın milli takımda gördüğüm kadarıyla Fatih Terim'le artık yardımcısı gibi. Sağ içinde, sağ dışında. Ve bence yani Arda da aslında... Şu açıdan söylüyorum onu. Oynamak istemiyor orada. Ha, yok. Ha işte onun için ben sana karşıyım. Evet, o zaman devam edin biraz sonra, reklamdan sonra. Evet, milli takımımız kaybetti. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Fransa'da ilk defa bir takım 3 gol attı. En farklı skor ortaya çıktı. Averajda -4 oldu. Çekleri yenmemiz... Keşke yenebilsek. Ne değiştirecek? Sanki ayın 21'inde turnuvaya veda edecek gibi bir hava var. Fatih Terim'in de sözlerine bakarsak milli takım sanki havluyu atmış gibi. Arda Turan'la ilgili konuştu. Milli takımımız neden bu kadar etkisiz, ruhsuz oynadığı ile ilgili konuştu. Ve ilk defa belki de beni eleştirin, ben eleştiriyi hak ediyorum tarzında bir açıklama yaptı ki. Çok da eleştirilere açık olan bir yapısı yoktu Fatih Hoca'nın, bilenler çok iyi bilir.
Ama böyle bir yaklaşım da oldu. Hocanın sözlerini bir reklama dakikten sonra değerlendireceğiz, vereceğiz. Sevgili Ömer Çatkıç'ın istediği, Ömer Toprak'ın neden olmuyor, neden alınmadığı ile ilgili Fatih Hoca'nın geçmişte yapmış olduğu, yani çok yakın bir zamanda yapmış olduğu açıklama var. Ona bir göz atacağız. Ve bütün gruplardaki puanlara bakıp ilk üç şansımızın şu anda ne boyutta olduğunu bir masaya yatıralım. Ondan sonra programımız devam edecek. Şimdi bir reklam molası daha sizlerden rica ediyoruz. 2-2,5 dakika sonra yeniden birlikte olacağız. Evet, bir takımı konuşalım. Nerede kaldık arkadaşlar? Fatih Terim mi girelim? Hazırsa istiyorsan bir onunla başlayalım. Maçla ilgili 4 bölüm halinde arkadaşlarımız toparlamışlar. Bir maçı değerlendirdiği bölüme bakalım Fatih Hoca'nın. Hem önemli hem özel bir takım. İlk yarım saat fena değildik ama ondan sonra açıkçası çok iyi olduğumuz söylenemez. Tebrik ediyorum. Ondan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. İspanya zaten güçlü bir takım. Bunu bir daha söylememe gerek yok. Bana göre turnuvanın en güçlü takımlarının en başında geliyor. Ancak ilk yarım saat yolunda giden her şey, iki tane şahsi oyuncu hatası, hele bir tanesi akıl almaz. İspanya'ya karşı yakaladığınızı atacaksınız. En küçük pozisyonları dahi artı yemeyeceksiniz. Başka türlüsü İspanya'nın önünde kazanamazsınız veya öne geçemezsiniz. Ondan önce özellikle Oğuzhan'ın Burak tercihinde, Ozan tercihi, çabuk çıkışlarımızda Arda'nın veya bir başkasının çabuk çıkışlarımızda eğer gole yaklaşabilseydik olay daha değişik olabilirdi. Dengeye getirdik derken gol yedik. Ve oradan sonra zaten ikinci yarının başında bir offside daha var. Üçüncü gol. Oradan sonra artık oyun koptu. 1-0 herhangi bir ümitsizliğe takımı götürmez İspanya karşısında. Ama ikinci gol devreye girerken yemek tabii bizim için biraz yıkım oldu. Onun için bir daha söylüyorum. İspanya'ya karşı yakaladığınız her pozisyonu atacaksınız. Mümkünse de zor gol yiyeceksiniz. Engin Veren. Şimdi bir kere böyle bir takımın varsa İspanya tam övüyor Fatih. Haklı, doğru da söyledikleri. Ama sen kendi takımın, yani İspanya karşısında çok altlarda kalıyor. Ama o gazı verdin. Topluma kendini inandırdın. Futbolcuları inandırdın. Yarım saat diyor. Yarım saat fena değildik diyor. Yarım saatte hiçbir şey yoktu. 6. dakikada Murat'ın şutu var. Murat'a vuruyor. Volkan Murat korner atıyor Murat'a. Hakan Baltan'ın direkten, kendi karşısına atacaktı, direkten dönen var. Pico'nun kafa dışarı gidiyor. Norita'nın Morata şut direğe sıyırıp gidiyor. Morata. Sonra da Morata'nın 34. dakikada golü geliyor. Yani adamlar ilk yarım saat 4 tane gol pozisyonuna giriyor. Bizim bir tane gol pozisyonumuz yok. Maç boyunca ilk yarı 3 şut çekmişin, kaleye bir tane topun yok. Tuttu. İkinci yarı yine 3 şut çekmişin, yine kaleye tutan yok. Genel toplamda maç boyunca bir tane kaleye tutan şutun yok. Korneri 54. dakikada atmış ilk korneri. Toplam 2 tane korner atmışın. Şimdi yani Fatih Hoca neyi konuşacak? İspanya takımı iyi olduğunu herkes biliyor. Fatih Hoca'nın bize anlatmasına gerek yok. Ama maçtan önce böyle söylemedin. Turnuvaya giderken öyle söylemedin. 4-5 gün önceki maçta da öyle söylemedi. Ya turnuvaya giderken de öyle çok iddialı laflar etmedi. Herkes bence biraz haddini bilerek konuştu. Ya bir tek slogan olarak biz bitti demeden bitmez. Güzel de ben hoşuma gitti. Fatih tabii ki başka ne konuşabilir de. Ben sadece burada benim içerlediğim şey, bizim potansiyelimizin daha fazla olduğunu iddia ediyorum. Biz bu kadar rezil olacak iki maçta, kaleye şut atamayacak, tamam, bu kadar pozisyon verecek takım olmadığımızı düşünüyorum. Yenilebilirsin kardeşim. Bir aynı fikirdeyim. Futbolu yani. Aynı fikirdeyim. Sence bir nedeni olabilir mi? Bu kadar vurdu, duymaz, bu kadar adaletsiz hayır, forma dağıtımı, aşırı hırslar, ondan sonra bir takım şeylerin futbol düşüncesinin önüne geçmesi. Yani herkesin bir defa
sempatik olması lazım, duyarlı olması lazım, adaletli olması lazım. Ben şuna bakardım milli takımı seçerken. Kalem kim? Volkan Babacan. Kim? Onur Kıvrak. Mesela örnek veriyorum. Tolga Zengin, şimdi Harun Tekin, Onur Kıvrak, Volkan Babacan varsa bir, Tolga Zengin'i bir şekilde alırdım. İki, Konya halkının tribünleri her maçta doldurmuş Konya halkının gönlünü okşardım. Ali Çamdalı'yı alırdım. Bir tane hak eden adam, yani sırf laf olsun diye değil. Doğru. Konya'dan bir tane adam alırdım. İki, Volkan Yalçın'ı Babacan alırdım. Benim tercihimse ona en yakın stoperi ve çok iyi oynamış Yalçın'ı alırdım. 2 yıldır onu Volkan Babacan yapan oyuncu. 3 yıldır Ömer Toprak krizini çözemiyorsa sorunu aynaya bakardım, kendimi arardım. Derdim Ersan'ı alırdım. Ben nerede hata yaptım? Gideyim bu çocuğu, Gökhan'ı bir araya getiremiyorsam da şöyle yapardım. Gökhan'ı gönderdim mi? Gökhan bu kadroda olmayı hak etmiyor mu? Peki, o zaman Ömer'cim benim sana ihtiyacım var, Türk halkının sana ihtiyacı var. Senin burada olman lazım Ömer'cim derdim. O çocuğun da gönlünü okşar. Ha gelmiyorsanız şöyle yapardım. Arkadaşlar, Ömer için Gökhan almadım. Barıştırmak için her şeyi yaptım. Ömer, Türk milli takım formasını giymek istemiyor derdim. Noktayı koyardım. Ömer'i atardım. Herkes de bilirdi. Bilirdi. Ha, o zaman derdi ki, vay Ömer, sen nasıl adammışsın, sen nasıl Türksün kardeşim derdi. Bunu yapardım. Ondan sonra stoper işimi hallettim mi? Eğer Ömer'i de kazanabiliyorsam ne hala Yalçın'la beraber Ersan'ı da alırdım. Ersan beni oynamış ya şeyde Avrupa Futbol Şampiyonası grup elemelerinde. Adam Avustralya vatandaşlarını bırakmış, Türk vatandaşlığını tercih etmiş ve milli takımın oyuncusu olmuş. Ben eğer Burak'ı Çin'den alıyorsam Ersan'ı da alacağım. Ersan'ı da Çin'den alırım kardeşim. Kadromda yer ederdi. Ahmet Çalık. Oynatmayacağın adamı niye tutuyorsun kadroda? O şimdi çek maçını oynatsan ne olur, oynatmasan ne olur? Moralsiz Caner. Oynamamış Caner'in yerine birinci tercihim İsmail olurdu. Gel bakayım İsmail. Al formayı. Hadi kardeşim beni mahcup etme. Çık. Aslanlar gibi oynayacaksın İsmail derdim. Bir de motive ederdim. Çocuğu gazlardım. Bunu yapardım. Volkan, hakemle uğraşmayacaksın. Sen Türkiye'nin en iyi kanat oyuncusun. Al formayı derdim. Gerekirse Arda'yı keserdim. Hakan Çalhanoğlu'nu oynatacağım diye bir kural yok ki. Formayı adaletli dağıtacaksın. Ya şampiyon... Cenk Tosun mesela. Cenk için Cenk'i kaybettin. Cenk'le başlıyorsun. Yani tuhaf yani. Kadro seçimleri çok yanlış. Nuri Şahin'in ne işi var kardeşim? Aç. Dortmund umudu kesmiş Nuri Şahin'den. Nuri Şahin'in 4 yılda futbolculuğu yok. Sürekli dip yapmış bir oyuncu. O da problemi kendi arasın. Ya abi sen formayı adaletli dağıtmazsan oyuncun da sana hiçbir zaman adaletli yaklaşmaz. Ama doğru burada, mu? Ama tamam herkes, sen de hak veriyorum sana ama şimdi burada... Şimdi üstüne sohbet ediyorum, 1000 tane şey anlatıyor. O da diyor ki mesela, örnek veriyorum yani bunu belki birçok kişi duyduğu için. Geldim ben, hoca ben oradayken, hoca sonradan geldi diyor. Bana senin artık maçlara gelmene gerek yok. Ya niye böyle bir, yani üstü niye gönlünü kırıyorsun? Ama ondan sonra sen şimdi Tuncay'ı, Tümer'i, Nihat'ı alıyorsun. Rüştü'yle ne alıp veremediğin olabilir ki senin? Rüştü'nün bir tane ben sivri yorumunu görmedim. Rüştü'ye pırlanta gibi yani, çocuk veriyor. Saygılı, efendi çocuk. Türkiye'nin önemli bir kalecisi, evet. Doğru mu Ömer? Kimse bir yanlışını hatırlamıyorum, duymadım. Kesinlikle. Adam de... Fenerbahçe'ye dayak yedi, ağzını açmadı. Ya hala tek kelime etmedi. Ve bir de aynen şunu öyle. Çok iyi biliyorum. Yani Rüştü bu görevden önce sadece Rüştü ismiyle oraya gelmek istemedi. İspanya'ya gitti, İngiltere'ye gitti, İtalya'ya gitti. Sportif direktörlük nasıl yapılır, nasıl uygulanır? Hepsini canlı olarak bunların bilgisini alarak o göreve geldi. Ama çok çok çabuk şekilde de görevden uzaklaştırılmış oldu. Bizim Süleyman Rodop röportaj istiyor. En basitinden. Fatih'den mi? Telefonunu açmıyor. Yardımcısı hanımefendi açıyor. Cevap şu. Size 6 ile 7 dakika arasında süre verecek. Ya Süleyman dedim, Allah'ını söylesem bunu sana yapmasın. Yani ayıp denen bir şey var dedim. Hocaya söyle veya mesaj at. Şimdi ben bir tane soru sordum. Hocaya dedim ki hocam, Avrupa Futbol Şampiyonası'ndan ne gibi beklentiniz var? 6 dakikada veya 7 dakikada cevap verirse zaten benim soru hakkım kalmıyor. Ya sen TRT'de çık, X, Y, Z kanallarına çık ama bana 6-7 dakika gazeteciye hangi İspanyol, hangi Brezilyalı, hangi Alman futbolcu veya teknik adam şunu der. Sana 6 dakika süre, 6 dakikada ne yapıyorsan yap. Dünyanın hiçbirinde böyle bir şey yok. Şunu söylerler. Artık sona gelelim yani son sorulara gelelim derler. En kibar ifadeyle. Bu özel bir röportaj istemiyor mu? Özel Süleyman. Röportaj istiyor. 6-7 dakika, özel röportajın 6-7 dakikası mı olur? Şimdi bütün nereden kanallara şunu demiş. Ne demiş? Salı günü geleceksiniz.
tarih unuttum. Süper Kupa'dan Galatasaray Fener Türkiye Kupası finalinden 3-4 2 gün öncekiydi maç. Ne gün oynanmıştı? Perşembe oynandı. Perşembe. Salı günü için demiş. Bak salı günü diyor ki. Salı günü randevu veriyor. Süleyman Bey 6 veya 7 dakika süreniz var. Süleyman diyor ki yani süre mi tutacaksınız diyor. Evet hoca 6-7 dakika. Sonra NTV'ye sordum. Onlara da öyle demiş. Yani hocanın bunları aşması lazım. Hocaya biz başımızın tacı yapmışız. Hocaya imparator yakıştırmasını yapan bu ülke. Hocaya stadını veren iki stadı Adana Spor, Adana Demirspor stadına ve Başakşehir stadına veren bu ülke. Hocaya Türkiye'nin gelmiş geçmiş en başarılı hocası diyen, adlandıran bu ülke. O da bize UEFA şampiyonluğu, işte 96 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ilk sokan hocamız, Euro 2008'de tarih yazan hocamız. Yani hep, işini iyi yapıyor. Hayır, işini iyi yapıyor. Zaten işi o. İyi yapmak. Onun için o parayı alıyor. Onun için o görevi getiriliyor. Hocamız yani, hepimiz takdir ediyoruz. Ama yani hoca adaletli ver formayı veya böyle kısıtlamalar koyma. İnsanları mutlu et. Artık sen gelmişsin 65 yaşına. Daha relax ol. Daha huzurlu ol. Gazetecinin de yüreğini okşa. Halkın da yüreğini okşa. Kimse sana... Hayır, şöyle mi düşünüyor mesela? 7 dakika veriyor. Ama televizyon ve gazete baktığı zaman örneğin 30 tane gazete ve televizyon var. 30 çarpı 7 dakika. Ya benle röportajla acaba onu mu, onu mu hesaplıyor acaba? Hayır. Ben de 3 saatimi veriyorum onlara diyor. Ama yine de yanlış bir olay. Hayır, benle güne bölersin, edersin. İstiyorsa hiç kimseyle yapmasın. Ama zaman tahtini koyma. 6-7 dakika deme. Sen gönüllerin hocasın. Yanlış mı düşünüyorum Ömer? Yani daha böyle insanları birleştirebilir. Daha güzel söylemlerle bunları. Bak, bu çok, bak erken bırakmayı hiç kabul etmedim. Bugün vazgeçen bir takım vardı. Bak bu çok anlamlı bir şey. Tamam. Erken bırakmayı hiç kabul etmedim. Bu Fatih Terim'in yapısında bu var. Ama bugün diyor vazgeçen bir takım vardı. 4 yıl önce de vazgeçen bir takım vardı. Evet. Yok isteksizdi. Şimdi burada şu lafa o gelenekten... bölümü verelim mi? Verelim çünkü bir soru soracağım. Tamam. Futbol Federasyonu'na bir soru soracağım. Vazgeçen takım ne, nasıl söylemiş, nasıl bir cümlenin içinde bunu, o çok bu kelimeyi kullanmış, ona bakalım. Şimdi ben oyunculuk dönemimde, teknik adamlık dönemimde, kariyerimde, özel hayatımda bırakmayı, vazgeçmeyi hiç kabul etmedim. Bırakanla, vazgeçenle hiç uzlaşamadım. Bugünkü sonuç, bırakan ve vazgeçen, başlamadan bitiren bir milli takım performansındaydı. Ne bugün, ne de başka zaman bunu kabul edebileceğimi sanmayın. Gereği neyse yapacağımdan emin olabilirsiniz. Seven sevmeyen, destek veren olan olmayan kim varsa herkesten Allah razı olsun. Gruptaki son maçımızı da rica edeyim desteğinizi bizden esirgemeyin. Psikolojik olarak da. Öncelikle kendim sonra da takımım adına ve ekibim adına samimiyetle çok çok üzgün olduğumu ifade etmek istiyorum. İşin psikolojisi nedir ne değildir? Zaten bunu bir daha söylüyorum. Tekniğini, idaresini, psikolojisini, krizini, dışarısını, içerisini hepsini total düşündüğümüzde gereğini yapacağımdan kimsenin şüphesi olmasın. Ben böyle bitirmek istedim. Hepinize iyi akşamlar. Yani gereğini yaparım, böyle bitirmek isterim. Bir daha sonu verebilir mi? Gereğini yapacağım diyor, böyle bitirmek isterim diyor. Niye bitirmek istiyor? Yani bir takımdaki kariyerini mi? Ya zaten onunla ilgili de şeyler yaptı. Şimdi diyor ki... Mesela şu anda anket yapsak, Galatasaraylılara sorsak... inan bak, samimi söylüyorum yani Fatih Hoca'ya Galatasaraylıların çok ayrı bir sevgisi vardır. Bilmiyorum Ömer senin bu konudaki fikrini. Anket yapsak belki de hani recurring yazsak, A, B, Fatih Terim yazsak, C'de bir tane bir X bir hoca koysak, yerli veya yabancı, Fatih Terim ankette açık ara çıkar mı? Şüpheliyim. Çıkar. Turnuva öncesinde yapılsa uzak ara Fatih Terim çıkar. Yine açık ara çıkar. Fatih Terim
her zaman Galatasaray'da açık ara çıkar. Bunu bir kere söyleyeyim. Yalnız burada bak başlamadan bitiren, vazgeçen bir takım gördüm. Görüntüsündeydi diyor. Evet, ben de hiç vazgeçmem diyor. Yani başlamadan demek ki bu iki maçta da futbolcular biraz buruk, moralleri isteksiz. Sayın da yani bu kadar tam mağlup olursun ama bu kadar isteksiz, arzusuz. Sanki futbolcuların kafalarında başka bir şey var. Şimdi ben bu paranın içerisinde benim duyduğum bir olay var. Onu ben buradan federasyon başkanına veya yönetimine sormak istiyorum. Federasyon, Türkiye Futbol Federasyonu. Fransa 2016'ya gitme için oynanan gruptan çıkma. Siz gruptan çıkıp Fransa 2016 Avrupa Şampiyonası'na katılırsınız. Adam başı 500 bin euro vereceğinizi açıkladınız mı? Bir. İki. O günden Fransa'ya gidinceye kadar bu para ödendi mi? Fransa'da bu konuşmalar, uçağa giderken uçakta bu olaylar konuşuldu. Fransa'ya vardıktan sonra milli takım iki gün sonra futbolcuların hesabına 250 bin euro yatırdınız mı? Ve 250 bin euro olduğu için futbolcular kendi aralarında eleştiri yapıp bunlardan dolayı mı isteksiz sahaya çıkıyorlar? Bunları öğrenmek istiyorum. Bu bir soru. Duyduğum kadarıyla. Bunu pazar günü programda bir daha o zaman. Bir daha soracağız, dile getireceğim. Bu çok önemli bir olay çünkü. Ya bu akşam böyle sadece Fatih Terim'in üzerine programda yapmak istemiyorum. O yüzden o band şeyi alt yazıyı alalım ne olur rica ediyorum. Ama Fatih Hoca'nın hani, morali bozuk. Herkesin morali bozuk. Benim o adalet forma bölümüne ne derece katılıyorsun veya katılmıyorsan lütfen hı-hı, benim de yüzüme söylersen mutlu olurum. Ben çok eğer net, haksız bir eleştiri yapıyorsak net, seni de dile getirmeni net, isterim. Net bir şekilde doğru kadro yapılanmasıyla gittiğimizi düşünmüyorum. Aynen hep bahsettiğimiz stoperlerde. Bir kadron var Ömer, istiyorsan aynen, o kadroyu da hı-hı, bana yani, atmıştın evet, daha önce WhatsApp'tan ben paylaşmak hep, ister misin? Aynen hep şu şekilde anlatmaya çalıştım. Sağ bek Gökhan, stoperler Ömer Toprak, Yalçın Ayhan, bu şekilde olmalı. İkisi çağrılmalıydı. Sol stoper Hakan Balta Ersan. Solda Caner. Detaylarına girmiyorum yani daha çok bilinen. Orta saha ikili olarak Mehmet Topal. Yanında Oğuzhan. Aynı Beşiktaş'taki gibi. Atiba Oğuzhan şeklinde. Önlerinde Arda veya Hakan Çalhanoğlu. Solda Olcay veya Volkan. Sağ tarafta da Kerim Fray, Emre Mor. Bu şekilde bir aslında biz eğer Fransa'ya gelmiş olsaydık çok daha etkili bir milli takım izleyebilirdik. Forvet'e kimi koydun? Yani Forvet'te Burak da olabilirdi, Cenk de olabilirdi. Cenk İkisinden birisi de kullanılabilirdi. Ama bizim mutlaka sistemimizde de aslında çok büyük problem olduğunu düşündüm. Sadece oyuncularda değil. Şimdi hep bakıyorum, hep oyuncular üzerine gitmeye başlıyor. Oyuncuların formsuzluğu, oynamadığı ama hep bence ıskalıyoruz. Bence oyun sistemleri bir takımın başarısında ve başarısızlığında çok belirleyici. Biz eğer Mehmet Topal Oğuzhan ikilisi ve önlerinde de Arda ve Hakan Çalhanoğlu ile bu turnuvaya başlasaydık, Mehmet Topal da daha üste çıkartırdık, Oğuzhan'ı da daha üste çıkartırdık, Arda ve Hakan da bu şekilde protestolara maruz kalmazdı. Açık ve net söylüyorum. Ben bunun ıskalanmaması gerektiğini düşünüyorum. Biz bundan sonraki dönemde işte Ömer'in kadro geldi. Arda, aynen. Bahsettiğim kalede gibi, Volkan Babacan. Volkan. Önünde Ömer Toprak veya Yalçın. Sağda Sağbek Gökhan. Hemen Ömer Toprak'ın yanında sol stoper Hakan Balta Ersan. Hakan Balta veya Ersan. Solda Caner. Solda Caner. Önlerinde Caner'e Mehmet katılmıyorum. Ben olsam İspail'i koyardım. O senin yani, fikrin. Mehmet Topal, Oğuzhan ikili. Oğuzhan. Önünde Arda veya olmuş. Hakan Çalhanoğlu. Solda Volkan veya Olcay. Sağda Emre Mor veya Kerim Fıray. Bence Kerim Fıray çok etkili bir oyuncu aslında. Ve milli takımımızın ihtiyacı olan bir oyuncuydu. Merkez forvette de Cenk veya Burak. Eğer biz bu şekilde çıksaydık oyunun iki tarafında oynayabilirdik. Bakın hep ne eleştiriyoruz? Hep sadece bir bölümde kaldık oyunun. Hep topu rakiplere verdik. Ömer Ali'yi de ben kullanabilirdim mesela hı-hı, sağ tarafta evet, alternatif anlamında. Yani biz hep gözünüzün önüne getirin iki maçı da. Hep rakipleri kovalayan taraftık. Hep kovalayan taraftık. Bunun sebebi işte bu bahsetmiş olduğumuz oyun yapısıyla oynamamamız. Çünkü öbür tarafta hep tek tarafta kalıyorsunuz. Hakan'la da Arda'da da 3. bölgede bakın Hakan da Arda da oyunu 3. bölgede. Siz bu oyuncuları top taşıyan oyuncu yapmamalısınız. Volkan, Kerim Fıray, Emre Mor bu tarz oyuncular o topu taşırlar.
ve üçüncü bölgede de Arda ve Hakan Çalhanoğlu tipinde oyuncular o zaman sizin takımınıza iş yaparlar. Ama biz bu şekilde oynamayarak daha ben turnuvanın başında eksik olarak başladığımızı düşünüyorum. Sen bu kadroyu ne zaman attın? Yaptın? Turnuvadan önce. Turnuvanın olması gereken bu şekilde. Yani Emre Mor'u sadece bir kısa süre izleyerek aynen. Emre Mor'u da koydum, evet, hazırlık mi? Maçındaki görüntüsü. Aynen öyle. Çünkü günün kanat oyuncuları kesinlikle dinamik oyuncular olmalı. Adam eksiltebilmeliler, gol vuruş yapabilmeliler, driplingle top sürebilmeliler. Yani bunları yapabilmeliler artık ama siz sadece durağan oynayan, top ayağına geldiği zaman topu... Çünkü bakın Arda'yı da Hakan'ı da gözünüzün önüne getirin. Hep top onların ayağına geldiği zaman bir el freni gibi oldular. Hep set oyuna dönmek zorunda kalıyor. Çünkü onların oyun yapılarından dolayı, tarzlarından dolayı topu alıp taşıyamadıkları için, defansdan hücuma geçemedikleri için biz bu sorunu yaşadığımızı düşünüyorum maalesef. Bir yerde çünkü bir hata var. Bu kadar ya hata ama çok açık ve net. Çok bak, net görünüyor. Sana... Bu kadronun mesela değeri bu kadar kötü futbolda değil, ama olmaz. Hakan Çalhanoğlu falan hepsi Leverkusen'i sürükleyen adam. Bak olmaz. Oğuzhan Beşiktaş'ı götüren ama adam. Ama şu var. Olmaz. İşte Arda da Hakan da aynı tarz oyuncular. Yani İkisinden birisi oynamalıydı. Esasında beşi de bak orta sahada Hakan, Ozan, Selçuk, Oğuzhan, Arda. Beşi de aynı yapıya. Aynı tarz. Futbolcu kimliğine sahip. Şimdi size bir soru soracağım, bana cevap verin. Evet veya hayır diyeceksiniz. Galatasaray'da Selçuk Melo. Evet mi? Evet. Evet. Beşiktaş'ta Oğuzhan Atiba. Evet. Evet. Fenerbahçe'de oynadığı zaman Ozan Mehmet Topal. Veya orada Souza. Souza oynadı. Hayır, Türk futbolcusu olduğu için. Evet, evet. Yani Ozan oynadığı zaman kimle oynuyor? Evet. Mehmet Topal'a. Okey mi? Şimdi bunu yan yana koyduk. Bir de diklemesine ben size olur mu olmaz mı? Melo, Atiba, Mehmet Topal olur mu? Olmaz. Olmaz. O zaman Selçuk, Oğuzhan, Ozan da olmaz, olmaz kardeşim. Bu kadar net. Bu kadar basit. Selçuk mesela çok kötü bir sezon. Bu kadar basit. Bak yanlamasına koyduğun zaman, evet. Yanlamasına koyduğun zaman Beşiktaş'tı, Galatasaray'dı, Fenerbahçe'ydi olur diyorsun. Ama diklemesine evet. Saydığın hep zaman ben... Melo, Atiba, Mehmet Topal olmaz. Hep şunu anlatmaya çalıştım. Öbürü de olmaz. Ayrıca hangi oyuncu? Ayrıca Hakan da Arda kanat oyuncuları değil. Değil. Kanadın bir yanı. Bir yanı kanat oyuncusunun bir kere çok kuvvetli olması lazım. Hele Avrupa Şampiyonası'nda hem defansta hem ofansta gidip gelmesi gidip lazım. Gelmesi bu iki futbolcu net. Gidip gelemez. Gelemez. Gidip gelirse topu kullanamaz. Öyle bir sana öyle bir şey olsa bunlar gittikleri her yerde süper top oynarlar. Süper bak şimdi. Bir de diyeceksin ki o Leverkusen'de oynuyor, Arda da Barcelona'da oynuyor. Ama, tamam. Ama burada şimdi bak, bu mevkide oynamıyorlar. Oynadıkları takımda arkadaşları en az onlar kadar iyi. Onlar evet. Kadar iyi değil. En az onlar kadar iyi. Şimdi Arda Barcelona oynadığı zaman en kötüsü Arda oynayan ilk 11'de. Sadece onun için yedek kalıyor. Gel Hakan'a oynadıkları adam o kadar pres ve kondisyon üzerine kurmuşlar ki makine gibi. Hakan orada sırıtmıyor. Yani bakın. Ama Hakan'ı bence... bu takıma koyduğun zaman yanında Ozan'ı oynatırsan sırıtır kardeş. Yani şu çok net. Sırıtır. Hangi oyuncu hangi oyuncuyla beraber oynarsa daha iyi performans gösterir. Yani bir teknik abi. Direktör bunu net bir şekilde belirlemesi gerekiyor. Yani bu açık ve net bir şekilde çok net bir şekilde göründüğünü düşünüyorum. Bu turnuvada Fatih Terim bunun kararını maalesef doğru veremedi. Yani bu net bir şekilde altına bence ben, çizilmesi yine, gerekiyor. Net bir şekilde aynı olmadı. Şeyi, bu hazırlık maçları Fatih Terim'i kandırmıştır. Evet. Yani bu Mehmet Topal Hakan ikilisi Hakan Yıldırım'ın sol bek. Ondan stoper yaparsan ön libero Mehmet Topal'dan stoper yaparsan olacağı bu. Stoperler var iken ki sen Avrupa Şampiyonası'na gidiyorsan oraya giden takımlar hepsi senden daha üst derecede, evet. Daha kaliteli takımlar, ülke takımları. O zaman ne yapacaksın? Sen en ağırlık olduğu zaman kalecin, iki stoperin ve ön liberon. Şu dörtgeni çok sağlam tutman lazım. Ama sen çakma iki stoperle evet. Oynuyorsun. Çakma. Biri sol bek, biri ön libero olmaz. Ve inan çok ilginç. Mesela bahsettik hep. Turnuvadaki en kötü takımlarından birisi Kuzey İrlanda. O bile ikinci maçında... 4 tane, 5 tane ilk maçtan oyuncu değiştirerek ikinci maça çıktı. Çünkü farkına vardı. İlk maçtaki o oyuncularla ikinci maçta da eğer oynarsam benim başarılı olmam imkansız. Doğru. Biz Hırvatistan maçında bunu çok net bir şekilde gördük. Eğer aynı kadro ile sahaya çıkarsak mümkün değil başarılı olamayacağımız net bir şekilde göründü. Sen şimdi... Israrla devam etmesi en büyük problem buydu. Hayır, o ilk 11'den tek ileride zaten 10 kişi defans yapıyorsun. Normalde 4-5-1 evet. Oynuyorsun. Cengi çıkartıp Burak'a koyman için senin süper top oynaman lazım. Cengi'nin de en az 5-6 tane %100 gol kaçırması lazım. Evet. Ki Cengi oturt, Burak'a oynat. Öyle evet. Bir şey yok. Yani umut veren bir oyun yoktu. Yoktu Hırvatistan yani. Maçında. O zaman niye değiştiriyorsun?
Yani burada Cenk Burak olayı değil. Yani tek bunu niye değiştiriyorsun? Sen burada değiştireceğin olay orta saha. Evet. Maç başlamadan önce anlatmadık mı bunları? Aynen ne konuştuysak yani hepsi çıktı. Yani Amerika net. Yeniden keşfetmiyor. Evet, çok benim, da önemli bir şey değil. Bizim değil. Dediğimiz oldu davası da keşke değil olmasaydı ama 2-2-4'se bu da bu yani. Burada şimdi Fatih Hoca ben kendimi eleştiriyorum, onu eleştiririm, gereken şeyler yapılacaktır bile. Fatih Hoca'nın da burada kabahati yani, yok. Açık Eynel, bunları eğer biz yani anlatmazsak hani bizi izleyenlere, dinleyenlere en büyük ihaneti yapmış oluruz. Çünkü eminim ki futbolu izleyen, bilen herkes bizimle aynı fikirde olduğunu düşünüyorum. Yani bu takımda bu oyuncular oynarsa nasıl bir etki ortaya koyarlar? Öteki bu 11 çıkarsa nasıl bir etki olur? Yani bunu artık herkes net bir şekilde görüyor. Çünkü artık dünyadaki bütün futbol televizyonlar tarafından maç yayınları artık herkesin evine ulaşabiliyor ve herkes çok görüyor, net bir şekilde görüyor. Dünyada hangi bir futbolun oynandığını çok net bir şekilde görüyor ve kendi takımında o oynaması gereken mevkilerde başka oyuncular oynadığı zaman da eleştiriliyorsunuz. Bu net bir şekilde ortaya çıkmıştır bu turnuvada. Arda mesela şey maçından sonra geçen maçtan sonra şey yaptı. Özür diledi. Niye özür diledi onu bilmiyorum. Çünkü ya sen kötü oynayabilirsin. Tamam kötü oynadın da niye özür diliyorsun ki? Bugün de kötü oynadın. Yarın kötü oynayıp özür mü dileyeceksin? Yani özür dilemek bir olay değil. Ama bunun bir nedeni var mı? Bence yani kötü oynamak başka şey. Ben futbolda şunu düşünüyorum. Şimdi kalecinin kötü oynamasıyla futbolcunun kötü oynamasında çok fark var. Evet. Kaleci 10 tane, sen kalecisin 10 tane süper kurtarış yaparsın. Son dakikada bir gol yersin. Aa, en kötü sensindir. Evet. Futbolcu kötü oynasa bile koşarak, mücadele ederekten o kötü futbolunu kapatır. Bizim takımda kötü oynamanın yanı sıra takım koşmadı. Yani koşmadı, mücadele etmedi, pres yapmadı. Şunu ekleyebilirim Arda konusunda mesela. Arda özür diledi maçtan sonra. Bence orada özür dilemesi gereken kişi Arda değildi. Fatih Terim Hırvat maçından sonra çıkıp ben Arda'yı oynamaması gereken bir yerde oynatıp kötü performans göstermesine sebep olduğu için ben özür dileyim deyip ikinci maçta kanatlarda Volkan veya Olcay oynatıp Arda'yı iç orta saha oynatsaydı o olurdu. Ya ben de sana burada bu gerçekten çok ben de sana şurada katılmıyorum. Yani Arda gibi bir takım kaptanısan sen. Barcelona'da oynuyorsan, Fatih Terim'in sağ kolusan sen orada karışmaz. Sola da gidersin, ortaya da gidersin. Serbest oynarsın ya sana Fatih karışamaz. Bak açık bir ne söyleyeyim. Ama yıldız futbolcu odur. Yok. Bence odur. Şurada katılıyorum. Ama gitmiyor, ayağı gitmiyor. Arda'nın ayağı gitmiyor. İstiyor ama yapamıyor. Şundan dolayı. Bence yapamıyor. Artık gerçekten sadece bir tane, iki tane yetenekli oyuncunun çıkıp sorumluluk alıp bütün takımın sorunlarını halledebilecek bir futbol yok artık dünyada. Ama yani koşmadan da o bu kalmadı. Bak, olmaz. Hep onu anlatıyorum. 2008'deki Avrupa Şampiyonası'nda Nihatlar, Emreler, Tuncaylar, Hamitler onlar çıkıp sorumluluk alabiliyorlardı. Teknik direktör ona farklı bir görev de verse o saha içerisinde o görevin dışına çıkıp peki Arda çözüm üretebiliyordu. Arda çıkamaz mı Hakan çıksa şimdi Hakan ama ve Arda bunu yapsa şimdi, bir yer değiştirseler. Şimdiki bence güçleri yok. Şimdi artık o şekilde bir futbolcu profili yok. Teknik direktörler hangi görev veriyorsa onlara ne görev tanımlaması yapıyorsa onu yapmaya çalışıyorlar. Ama yapamıyorlar. Ama yani yapamamasının sebebi şu. Kanatlarda oynatırsan yapamaz. Evet. Engin abi bak hep şu konuşuluyor. İşte coşku konuşuluyor Türk futbolunda, duygu konuşuluyor. Siz eğer oyuncuları doğru mevkilerde oynatırsanız o oyuncular oynadıkları oyundan keyif alırlar ve coşkulu bir futbol oynarlar. Ama evet, siz sadece sahaya çıkın, biz kazanacağız, mücadele edeceğiz, sonumuz terimizin son damlasına kadar savaşacağız der iseniz oyuncular artık 2016 futbolunda sahne alamazlar. Futbol esasında 2016'sı 2008 yok bence. Futbol futboldur. Futbolun belli kanunları vardı. Onu sahada uygularsan başarılı olursun. Nitekim İspanyol takımı çok topla gezdirdi. Pas yaptı. Top teknikleri senden daha iyi. Pasları yaptı. Ara paslarla gol pozisyonuna girdiler. Kondisyonları senden daha iyi. Topu kaybettikleri zaman bir anda pres yapıyorlar. Topu kapıyorlar. Bu belirli bir kanunu. Şimdi ben şunu söylüyorum. Hakan'la Arda. Sen diyorsun ya burada yanlış yerde oynatıldı. Doğrudur. Yanlış yerde oynatıldı. Yanlış yerde oynatılmak başka şey. Koşmamak başka şey. Ben bunu seninle soruyorum. Yani ben yanlış yerde oynatıldım. Koşmayacağım mı diyecek. Yok ki. Dikkat et Arda orta topu alıyor. Sağ taraf içeri giriyor. Şu bantlara girelim arkadaşlar. Yani biraz. Koşmuyor. Şimdi yanlış yerde oynatır. Koş mücadele et kardeşim. Ama hayır.
Artık hepsi mi böyle? Bak, hepsi mi yanlış yerde oynatıldı? Hayır, hepsi mi yanlış yerde oynatıldı? Futbolu oynadığımız futbolu gözünün önüne getir. Top rakipteyken nasıl takım halinde kendi sahamızdaydık. Tamam. İşte kendi sahamızda eğer böyle bir kurguyla oynarsan Arda ve Hakan mümkün değil koşup ileriye kendi kafalarına göre çıkıp da koşarak bir şey yapmaları mümkün değil. Pres de yapmadılar. O zaman pres yapma, koşma. Nasıl sen top sendeyken koşacaksın. Top rakipteyken pres yapacaksın. Bu ana kanun. Futbol ana kanunu. Bak, şunu bunu yapmazsan bak, yanlış yerde oynamayacaksın. Şunu ekleyebilir miyim? Bak şunu ekleyeyim. Mesela hep biz konuşuyoruz işte coşku olacak, mücadele olacak. Ve ben turnuva öncesinde de hep şunu söylemişimdir. Ben artık son dakikalarda atılan gollerle maçlar kazanan bir milli takım izlemek istemiyorum. Benim istediğim, izlemek istediğim ve Türk halkının izlemek istediği milli takım artık şu. Top bizdeyken oyuncular nasıl pozisyon alıyorlar? Top rakipteyken de ne yapıyoruz? Önde mi baskı yapıyoruz? Kapanıp kontratağa mı çıkmaya çalışıyoruz? Artık bizim Türk futbolunda bunları gösterebilen oyun anlayışlarına ihtiyacımız var. Gücün varsa oyun anlayışını sahaya sergilersen, gücün yoksa, bak gücün yoksa istediğin kadar seni ona doğru, katılıyorum. Onu söylüyorum. Güç çok önemli. Güç yok güçler güç işte. Çok önemli. Ben bugün hani zaten Türk toplumu bugün 3-0 mağlubiyete kızmıyor. Futbol takımımızın güçsüzlüğüne, isteksizliğine, mücadelesizliğine isyan ediyor. Sen kötü de oynayabilirsin. 5 de yersin. Evet. Ama koş, pres yap, 2-3 tane gol pozisyonuna git, çarpsın, etsin falan tamam. Kimse ağzını açmaz. Niye açsın ki? Bakacak adamlar. Ya şimdi ben mesela futbol, sen kalecisin, ben futbol. En kötü halimle ben mücadele ettiğim zaman seyirci bana kızmaz. Ama sen sahada yürürsen, hiçbir şey yapmazsan o zaman adam tepki koyar. Sen koş, presini yap, mücadeleni yap. Kötü oynayabilirsin, olabilir. Çektiğin şut kaleye tutmaz, verdiğin pas rakibe gider eyvallah ama mücadele edip iyi niyetini gösterirsen seyirci sana alkışla tutar. Tıpkı Arnavutlara gibi 10 kişiyle mücadele ettiler, 1-0 mağlup oldu alkışladılar. Ama mücadele ettiler adamlar. Yani film seyreder gibi rakiplerini seyretmediler. Ama bizim futbol takımımız neredeyse 2 maçtır. Ya bakma bugün 3 oldu, geçen maçta 4 olurdu. Evet. Hadi şunları verelim Arda ile ilgili sözlerine bakalım. Caner, Arda, Burak bu oynamayan oyuncularla ilgili gelen soru üzerine ne yanıt verdi Fatih Terim? Daha önce isim yapmış ama son zamanlarda kötü performans sergileyen bazı futbolcular, Burak olsun, Caner olsun, Arda Turan olsun, kendi takımlarında oynamayan futbolcular tercih ettiniz. Bu noktada acaba bir eleştiri getirir misiniz? Bu milli takımın performansını olumsuz etkiledi mi? Eleştiri getirebilirim ama kendime getiririm eleştiriyi. Ben aldığıma göre hatalı benim demektir. Ancak güzel bir soruydu. Kendimi eleştiriyorum. Beni eleştirin yani, onu demek istiyorum. İnanıyorum ki ben bir üç arkadaşımızı almasaydım şimdi bana bunu neden almadınız diye bu soruyu soracaktınız. Bazen bazı mağlubiyetler ortaya, bazı krizler ortaya fırsat çıkarır. Ümit ederim biz buradan öyle çıkarız. Yoksa muhakkak ki saha içindeki performansı, bazı oyuncularımızın fizik yapısının belirli yerde olmaması. Ama bu sadece birkaç kişiyle sınırlı değil. Bunu uzun uzun konuşuruz. Ancak eğer bir eleştiri olacaksa bu bana olmalı. Seçen benim çünkü. Tercih eden benim yani. Biz de işte burada kibar kibar eleştiriyoruz onu. Evet. Başka yani çünkü sadece sahada kalan, hiç magazinsel bir şekilde değil, yok saçıyla, giyimiyle alakalı değil. Sadece saha içerisinde neleri doğru yaptık, neleri yanlış yaptık onu anlatmaya çalışıyoruz. Ama şimdi bak bu soru ve Fatih Terim'in bu konuşması esasında çok önemli, biliyor musun? Soru çok güzel. Fatih'in de anlatması çok, yorumu çok güzel. Ne diyor? Ben diyor haklısınız da ben kendimi eleştiriyorum da kabahat bende diyor. Tamam güzel. Ben diyor bu arkadaşları almasaydım diyor şimdi bana soracaktınız diyor. Bu arkadaşları niye almadı, niye oynatmadı diye soracaktınız diyor. %100 doğru. Şimdi ben şunu söylüyorum. Hani deminden biri bizim... Diye değil ki. Hayır yani. Ben başka şeye geleceğim. Kadro tabii mesela, ki. Mesela Nuri'den aldığı için mi? Eğer yani, Nuri'yi almasaydı hayır, neden almadın diyebilirdin. Çünkü başka, onun başka bir yere geleceğim. Çok net bir şekilde. Başka bir yere geleceğim. Kadroyu almasa neden almadı diye kimse sormazdı. Aynen öyle. Ama gerçekten Nuri'den açıklamış oldu. Bir lafımı bitireyim bir dakika ya. Bir dakika ya. Bir soru soruldu. Adam bir cevap verdi. Kimleri sordu? Caner, Arda, Burak. Burak sordu. Şimdi Nuri'yi boş ver.
Ben şunu söylüyorum. İşler iyi giderken niye sormuyorsun kardeşim? Evet. İşler kötüken soruyorsun bu soruyu. İşte biz işler iyiken bu soruyu soruyoruz. Dünyanın aynen. Her yerinde böyledir. Bak, yok abi bende de yok. Ben skor adamı değilim. Aynı ben şekilde. Skor adamı değilim. Ya o da o hep, anda... Serhat bir dakika, bir dakika skor adamı... Spontane olarak soramayacak mı adamı onu? İyiyken soracaksın bu soruyu. Doğru. Maç kazandığın zaman 1-0 kazandın, 2-0 kazandın evet. Diyeceksin kardeşim. Ya o kazan... Ama bir dakika ha, yani. O da şimdi ne diyor Fatih haklı olarak? E diyor ben diyor almasaydım. O zaman bana diyecektin ki niye almadın? Haklı. Fatih %100 haklı. Niye şimdi bu ülkeye şimdi niye ki, soruyorsun? Ömer Toprak niye yok? Yalçın niye yok? Şimdi mi sordu? Ben ondan bak şimdi demagoji yapma. Ben sana Ömer'den bahsediyor muyum? Bahsetmiyorum. Caner'den bahsediyorum. Arda'dan bahsediyorum. Bir de şeyden bahsediyorum. Ama soruyu yanlış yerinden algılıyor. Hayır. 3 kişiden hayır, bahsediyor. Bu, ama bu oyuncular hiç tartışılan bir oyuncu değildi ki. Niye alındı diye tartışılmadı hiç bunlar. Ben de diyorum ki o zaman bunu bu iyi ülkede Ömer yanlış tartışıldı. Ayrı, adamlar ilk 11'de görev vermek ayrı. Engin veren. Ya anlatamam. O niye oynattın diyor. Diyor ki niye oynattın? Aldın da niye oynattın? Diyor. Sana oynatmasa onu sormayacak. Yani oynan, takımlarında oynamayan adamları alıp niye oynattın diyor. Ben de diyorum ki tamam güzel. Ama kötüken bu soru sorma. Bunlar oynarken 1-0 kazandığı zaman, 2-0 kazandığı zaman sorsana. Kardeşim kazandın ama bu adam oynamadan nasıl oynatıyorsun? Niye adaletli dağıtmıyorsun formayı? Oynayan adam varken Beşiktaş takımı şampiyon olmuş. Şampiyon takımın sol beki formda. Bunu niye oynatmıyorsun bu çocuğu da? 2 aydır antrenman yapmayan Fenerbahçe'den dışlanmış Caner'i oynatıyorsun diye sorabilir. Ama galipken soracaksın Fatih Terim'e. Kötüken sorma. Kötüken sorarsan Fatih sana böyle cevap verir. Ama iyiken sorduğun zaman o zaman Fatih bu iyi soru değil, çok iyi bir soru diye cevap verir. Bu kadar. Yani skor adamı olaraktan soru sorarsan Türk futboluna biz şey yaparız, faydamız olmaz. İyiken soracaksın, yanlış varsa iyiken soracaksın. E kötü gitti, mağlup oldu, niye oynattın? O da der ki, bir hafta önce niye sormadın? Ben 2-0 kazanmıştım maçı, aynı adamları aldım, oynattım. Niye sormuyorsun o zaman da şimdi kaybettiğim peki, zaman Arda'ya soruyorsun? Peki Arda'ya eleştirilerle ilgili de bir dinleyelim Fatih Terim'i. Arda ile ilgili konuya gelince tabii ki hoş değil. Hiçbir oyuncu için hoş değil. Hiçbir teknik adam için hoş değil. O yüzden size katılıyorum. Arda bu ülkenin yetiştirdiği önemli oyunculardan bir tanesi. Herhalde beklentiler çok yüksekti. Onu karşılamayınca öyle bir tepki ama ne olursa olsun hiç hoş olmayan, yakışmayan, yapılmaması gereken bir olay hiç kimse için. Artı buranın keyfini sürmek lazım. Her zaman da bunu işaret ediyor. Arda'ya yapılan takımımızı bütünüyle etkilemiştir. Mağlubiyetin sebebini başka bir şeye yormamız mümkün değil. Var mı bununla ilgili yorum yapmak istenenler? Yani mağlubiyetin sebebini buraya yormamamız gerekiyor diye Arda'nın protesto edilmemesi. Tabii canım o zaten 3-0 bence olmuştu. Çok çok doğru. Net bir şekilde şu ortaya çıktı. Iniesta da burada bak şey yapıyor. Yani İspanyol seyircilerle beraber Arda'yı teselli ediyor. Şu hep konuşuluyor. Futbol eğer iki tarafı da oynarsanız başarılı olabileceğiniz, farklı olabileceğiniz bir oyun. Kompakt halde hep anlatılıyor. Takım halinde savunma yapmak zorundayız. Takım halinde hücuma çıkmak zorundayız. Biz iki maçta da maalesef bunu başaramadık. Hırvat maçında da oyunculara pres anlamında çok geç kaldık. Yakın olamadık. Bu maçta da hep kovalayan taraf bizdik. Benim kafamdaki soru işaretlerinden en büyük olanı bu. Hani senin kafandaki soru işaretleri ben biraz sonra şimdi okuyacağım bir şey. Şu, cevap vereceğim. Hani, önemli bir olay İlk, çünkü. Hep konuşmalar şu şekildeydi. Hep anlatma şu şekildeydi. Hep topa sahip olan takım biz olacağız. Rakipler bizi daha çok kovalayacak. Top yüzdemiz bizim yüksek olacak. Ama anlatılırken bu şekildeydi. Fakat sahaya gerçeğini gördüğümüz zaman bunun tam tersi oldu. Hep biz kovalayan, topu rakibe veren ve kontratak çıkmamız gereken yerlerde de doğru oyuncularla oynamadığımız için de kontrata çıkamayan... Doğru oyuncular dedim, burada şeyi verelim. Ömer Toprak'la ilgili istediğin, evet. Program başında istemiş, evet. Olduğun hocanın Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeden önce Riva'daki bir canlı yayında Ömer Toprak hakkındaki soruya verdiği yanıta bakalım. Ömer Toprak düşünüldü mü, düşünülmedi mi? Muhakkak düşünüldü ama... böyle karar verdik. Gökhan da kadroda olunca...
Böylesi daha doğru olur. Daha çünkü, uygun olur dediğimiz. Çünkü daha evvel böyle bir beyan da oldu. Onun için. Yani gerçekten ilginç. Şundan dolayı. 3 yıl oldu yani. Tamam. Gökhan Töre o zaman Ömer veya Gökhan Töre kararınızı Gökhan'dan yana kullandınız. O zaman kadronun içinde kalmalıydı. Fakat 23 kişilik kadro açıklandıktan sonra baktık gönderiyorsan ki, Ömer'i alman lazım. O zaman Ömer olmalıydı. Bu bana gerçekten çok ilginç geldi. Şimdi bak Ömer bugün Ümit olsun, Tanju olsun oradan bir şeyler konuştu. Ümit de tahmin ediyorum dolu gelecek pazar günü. Bir sürü şeyler konuşacağız ama Fatih'in bundan önceki maçta Arda'yı çıkarması, bugün çıkarmaması, hı hı, çok kötü yuvalatması. Şimdi bana çok inandığım olayı iyi bilen bir arkadaşım bana bir mesaj çekti. İsmini vermeyeceğim ama şu yazıyı sizlere paylaşmak istiyorum. Fatih Terim'in egosundan dolayı futbolcuların çoğu hocaya karşı tavırlı. Daha önceki maçın birisinde Arda'nın Terim'e bağırıp çağırmış, bir şeyler fırlatmış üzerine. Soyunma odasında hocanın egosu futbolcuları bölmüş vaziyette. Hata hocada bence. Engin abi bak ona hemen şunu eklemek istiyorum. Bak müthiş bir tespit. Çok enteresan bu. Şunu eklemek istiyorum. Yani hepsini toparladığın zaman bu bak, haberin doğruluğunu şöyle ekleyeyim. Hep bahsediyoruz ya işte 2008 yılındaki oyuncu grubu falan. Bakın o gruptaki oyuncuların çoğu hocaları yanlış veya doğru ne söylerse, yanlış veya doğru ne taktik verirse sahaya çıkıp onu uygulamaya çalışan hocalarına itaat eden oyunculardı. Ama şimdiki nesil... Yani bir şey vardı bak çıkıyor evet, yavaş yavaş ortaya. Şimdiki nesil sorguluyor. Şunu sorguluyor. Kesinlikle ben bundan eminim. Takım içerisinde kesinlikle bu konuşuluyor. Ya Arda hiçbir zaman... Yani hiçbir zaman demeyeyim de yani oynadığı yıllar oldu. Fakat son zamanda artık kanatta oynamıyor. Hakan Çalhanoğlu hocam ben 10 numara pozisyonundayım. Hakan'ın çıkarması enteresan. Hakan aynen, şimdi Almanya'da level... O yüzden hocanın bence... Taktiksel olarak vermiş olduğu kararları doğru bulmadıkları için artık yeni nesil hocalarına itaat o konuda sorguluyorlar ve hocalarıyla ben kesinlikle bu konuyu tartıştıklarına eminim. Ne mutlaka demiş Caner bakalım. Kaptanımız bütün ülkemize yaşattıklarını ortada en iyi şekilde temsil etti ülkemizi. Ve milli takımı kardeşim benim. Ha, diğer oyuncular da ne güzel böyle sıyırıyorlar bir anda eleştirilerden. Ya Arda bakın, ıslıklandı ya. Aynen. Oh. Caner kendini yırtsın. Şimdi başkası Selçuk'u atar biraz tabii sonra. Aslan kaptanımız bizim. Sen başın öne eğilmesin. Dik dur kaptanım. Biz senin yanında esilen diye. Yani kesinlikle bakın. Bu çok ayıp bir şey. Yani hiç böyle aynen, bir anda. Ya bakın seyircidir. Sanki... Para veriyorsa eleştirecek de ısıklayacak da küfür, hakaret olmadıktan sonra her türlü şeyini kullanabilir. Şu an yapılmak istenen ne biliyor musunuz? 2016 Avrupa Şampiyonası'ndaki başarısızlığın bütün faturasını Arda'nın üzerine yıkıp görünmesi gereken gerçekleri göstermemeye çalışan bir anlayış var bence. Bakın bu çok net bir şekilde bunu ortaya çıkmıştır. Sence? Tabii ki bunu tabii ki Fatih Terim yapıyor. Fatih Hoca. Açık, net yani bu gelen bu işte gelen bakın çok net bir şekilde faturayı ödemesi gereken kişi Fatih Terim'dir. Gelen mesaj Arda'yı bu kadar süre oynatıp ısınmaya veya onu hissetmesi lazım. Bir teknik adam Fatih evet, Terim tecrübesinde Arda'yı dediğin gibi 46'da ilk yarı bitiminde en kötü 3-0 olduğu anda bir defa oynayan alacaksın. 48 yani işte. 45, yani eğer 46, 46, 46, Fatih Terim'in ama bak, tek bu, maçında umudu olsa bütün konuşulanlar, koruma altına hemen alması gerekir ama bunu yapmıyor. Bu bütün konuşulanlar, bugün konuşulanlar, iki maç arası Fatih Terim açıklamaları, evet, bu maçtan sonraki açıklamalar çok enteresan. Bu gelen çok net bir şekilde. Net evet. Fatih bakın, Terim'in egosundan dolayı inanın, futbolcuların çoğu hocaya karşı tavırlı. Daha önceki maçın birisinde Arda'nın Terim'e bağırıp çağırmış bir şeyler fırlatmış üzerine soyunma odasında hocanın egosu futbolcuları bölmüş vaziyette hata hocada ben eskiden net şeyler iddialar çok atılır ortaya bunları ne olur araştırmak lazım ama bakın şimdi yani bir de, ama bu söylediklerin hepsi otur hayır bak, bakın bütün bak altına daha fazla odun atmayalım hayır, hayır ama bir dakika bak, hepsi oturuyor ama şak diye oturuyor bu çok net bir şekilde şak diye oturuyor hepsi inanın bakın bunun altının gerçekten çizilmesi gerekiyor artık itaat eden bir oyuncu grubu yok artık hocalarının vermiş olduğu kararları tartışan bir oyuncu grubu var. Ve teknik direktörlerin bence işi çok daha zor. Çünkü şundan dolayı daha zor. Eskiden oyuncular saha içerisinde sorumluluk alıp hocaları ona yanlış taktik verse dahi kurtarırlardı hocalarını. O taktiğin dışına çıkıp oyunu doğru oyuna çevirebiliyorlardı. Şimdi yapmıyorlar. Ama şimdi artık yok. Yapmadılar. Bunu yok. Bak, aynen. Eğer hocaları ona yanlış bir görev verdiyse o görevin dışına çıkmıyorlar artık. Şunu diyorlar.
hatırlarsanız Arda'nın bir açıklaması var. Aslında orada da Arda çok doğru bir açıklama yaptı. Bence çok ince bir gönderme vardı orada. Ben kendi takımımda artık iç orta saha oynuyorum. Ve bir yıldır iç orta saha oynuyorum. Ama hocamızın takdiridir beni milli takımda sol açıkta kullanıyor. Bu aslında aynı o bahsettiğimiz konuya çok net şekilde Arda aslında orada bağdaşıyor. İnceden bir göndermesini yapıyor aslında. Yani benim oynamam gereken yer burası değil. Basın toplantısına kalkıp gitmeler, Arda ile beraber basın toplantısına kalkıp gitmeler. Bunlar hep böyle bir tatsızlığın habercisi yani. Niye şimdi kalkıp gidiliyor, ona kızıyor falan. Arda'nın sallaması. Şimdi tabii hocanın para olayları falan gündeme geliyor. Bizim Fatih Terim bu Avrupa Futbol Şampiyonası'nda en yüksek ücreti alan 3. hoca. Bence bunları da çok sorgulamayalım. Keşke daha fazla kazansınlar da daha fazlasını hak etseler de daha fazlasını bu ülkeye verseler. Onlar da muhtemelen şu anda çok üzülüyorlardır. Bu sonuçların altında kaldıkları için. Sevgili Murat Vural kardeşim, o yüzden bugün bu en azından bu para olayını şu turnuva sonrasına bırakalım. Yani şunu eklemek istiyorum. Bu o kadar alıyor. İşte. Ya en altta kim var mesela, örnek veriyorum. Bak Arnavutluğun bile eksik. Romanya'nın hocası 120 bin euro alıyormuş yılda. Romanya 120 tabii. Evet. Arnavutluğun kaç alıyor acaba, merak ediyorum. Onda 0 puanı eksi 3. Bizim eksi 4 avarajımız işte. Arnavutluk'tan da kötüyüz. Arnavutluğun hocasına Ukrayna herhalde biliriz. Para vermiyorlar ki. He, buldum. 280 bin euro. 280 bin euro. Evet. Ukrayna ile aynıyız bak. İki maç. Spor olaylarına girmeyelim. Daha da insanları böyle sevimsiz hale getirmeyelim. Bence bu şampiyonadan sonra Türkiye'de birçok şeyin sorgulanması lazım. Evet. Doğru söylüyorsun. Sayden bu, sorgulanması. Bu title'ın anlamının. 1996-2016 20 yıl. Türkiye Futbol Direktörü ne demek? Onu bir açıklasınlar. Bak, bu title'ın sorgulanması lazım. Hocanın altında mesela yardımcılar. Mesela hocaya şunu söyleyecek kimse var mı, onu merak ediyorum. Çok önemli. Bir dakika. Hocam ne olur Arda'yı çıkartalım. Veya hocam Arda'yı bak bu uçta oynatmayalım. Ortada oynatalım. İşte Mehmet Topal'a en azından ikinci yarı şeyi alalım. Semih'i oyuna alalım. Örnek veriyorum. Evet. Şu an attım. Evet. Bunları söyleyecek. Sokaktaki çocuk. Bak bir dakika dur. Tek başına. Bir dakika dur. Olmaz. Çok güzel bir konuya girdin. Sokaktaki çocuğa sor. İlk yarı 2-0. Mağlubuz. Ne yapılır? Oyuna dese, kim alırsın? Ne der biliyor musun? Mehmet Topal'ı ön libero'yu al. Semih'i de stoper al. Bitti bu kadar ya. Başka yani 3-4-5 olmayalım, rezil olmayalım. Bu kadar çok ağam şahım bir olay değil bu. Büyük görüş değil. Evet. Suat çocuk bile bunu söyler. Demek üzülme Murat Vural, üzülme başlar. Bu günler de geçecek. Enteresan. Kaç dakikamız var? Son 2 dakika. Ömer. Yani artık şu şeye bakalım hemen. Çok hızlı üzerinden geçelim. Türkiye ile Ukrayna aynı durumda. C grubunda. Şimdi A grubu. Fransa 6 kopardı gitti. İsviçre 4 bir defa bizden daha iyi durumda olacak. Zaten çıktı. Romanya Arnavutluk. Şimdi son maç Romanya Arnavutluk maçı, doğru mu? Yok, Fransa. Fransa Arnavutluk olması lazım. Yok, Fransa Arnavutluk yendi ya. Pardon. Romanya Fransa kimle oynuyor? İsviçre ile oynuyor. Romanya Arnavutluk'u yenerse 4 yapıyor. Yener onu, 4 yapar Romanya. Arnavutluğu yener mi? Yener. O zaman bize o grubu da bir defa üçüncüsüyle baş edemeyiz. Aynen öyle. Romanya iyi takım. Bakma. Efendim? Bir puan aldı ama Romanya iyi takım. İyi top oynuyor. Ben sana söyleyeyim. Ha, Romanya Arnavutluk berabere kalır. O zaman biz o iki puan, Romanya Arnavutluk bir puan olacağı için biz orada en iyi üçüncüyü olayını Çekleri yenmemiz durumunda geçeriz. Geçeriz evet. Slovakya'ya gelelim. B'de İngiltere koparmış mı? Orada bir dakika. Son maçta Slovakya ile oynayacak İngiltere. Rusya Galler oynuyor. Slovakya İngiltere oynuyor. Orada Rusya'nın bile şansı var. Rusya tabii. Rusya Galler'i yenerse. Rusya Galler'i yenerse 4 puan yapıyor. Galler'i bir defa altına almış oluyor. Tabii. Slovakya İngiltere. Slovakya İngiltere berabere kaldığı zaman. C grubunda bence geçemeyiz. Geçemeyiz. Averajları Kuzey İrlanda, doğru. Kuzey İrlanda ona geçemeyiz. Kuzey İrlanda Almanya ile oynayacak Kuzey İrlanda. 3 puanı var. Kuzey İrlanda'yı ben o grubu geçtim. Şimdi öbür tarafta İrlanda Cumhuriyeti, yani serbest İrlanda, İtalya. O gruptan bir şeyler olabilir. 1-1 İtalya Belçika. Çıkmış. Belçika mesela ayağı kırktı. Belçika son maçında kazanırsa. Kimle oynuyor orada? Yarın bir maç, pardon. 2 maçları yarın var. Yarın Belçika İrlanda oynayacak. Yani şimdi tabii orada da bence 3. olma şansımız, yani orada 3. geçmemiz
İrlanda'nın ve Belçika'nın maçları eksik olduğu için çok zor. Belçika bence oradan çıkacaktır diye ümit ediyorum. Öbür tarafta Portekiz var. F grubu. Netlenmedi. Yani daha bir defa avantajımız çok kötü. Bir de moralsiz bir takım. Şu anda Arda'nın üzerinde zaten ciddi spekülasyon var. Bence artık avlu atmışız gibi. Ne diyorsun? Peki yani Arda çok Çek zor. Cumhuriyet maçını oynar mı, oynamaz mı? Oynamaması lazım bence. Oynatır mı Fatih Terim? Oynatır. Ama ben göre olsam Arda'yı dinlendiririm artık. Evet. O çocuğa daha fazla, yani o maç çok, o maçta bırak mağlubiyeti, berabere kalır bir sonuncu olursak o seyirci Arda'ya daha kötü, evet, yani kötü duruma düşürür. Bana göre Fatih Terim'in de onu yapmaması lazım. En kötü şartları altın ikinci yarı çıkarmaması lazım eğer. Sinan Namalcı Fenerbahçeli arkadaşımız ve Volkan Yolal Beşiktaşlı kardeşimize selam gönderelim. Onlara söz vermiştik. Ömer çok teşekkürler. Ayağına sağlık. Ben teşekkür ederim. Geldiği için Engin Meral teşekkürler. Pazar günü Ümit Karan da programımızda olacak. Engin Meral, Ümit Karan'ın kadromuzda. Tabii ki Euro 2016'yı değerlendireceğiz. Bu gecelik bu kadar. Hoşçakalın efendim. Kızım, kırmızı beyazım, baş tacısın kalbimizde. Türkiye'm, sen tutkusun, sen coşkusun yüreklere. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız, bir efsane ediyor günler. Türkiye'm teşekkürler. Şampiyon olacağız, tarihler yazacağız, bir efsane ediyor günler. Türkiye'm teşekkürler. Lay 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 lay.